İyi geceler sevgili izleyenler. Yeni bir Genç Bakış'ta daha sizlerle birlikteyiz. Canlı yayındayız ve Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılına belki de damgasını vuracak çok önemli bir projeyi konuşacağız. Ankara'nın kısır tartışmalarını Ankara'da bırakacağız ve Türkiye'nin geleceğine damga vuran projeleri geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bugün de konuşacağız. Sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. 7'den 70'e bütün hepimizi ilgilendiriyor. Evlerimizi ilgilendiriyor. Kış geldiği zaman doğalgazsız bir gün bile geçirdiğimiz zaman hayatımız nasıl etkileniyor onu göreceğiz. Ve onun da ötesinde Türkiye'de güzel şeyler de yapılıyor diyoruz ama pek çoğumuzun haberi olmuyor. Onu konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Kars'ta çok önemli bir tören vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 Cumhurbaşkanı katılmıştı. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları'nın katılımıyla önemli bir temel atıldı. Bu temel çok farklı boyutları vardı. Adına barış temeli de dendi. Barış projesi de deniyor. Niye? Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden çıkan doğal gaz Türkiye üzerinden geçecek ve İtalya, Yunanistan, İtalya üzerinden Avrupa'ya dağılacak. Yani biz Melenç Çayı'ndan Ankara'ya, İstanbul'a su götüremezken, susuzluktan kırılırken nereden nerelere doğal gaz götürülüyormuş, petrol götürüyormuş onu konuşacağız. Ve bu proje ne anlama geliyor, Türkiye'ye neler kazandıracak ve bu proje çerçevesinde bir başka gerçeği öğreneceğiz. Türkiye'de en büyük yatırımı kimler yapıyor, en büyük projeler hangisi, bunları da konuşacağız. Ve bu projeyle birlikte sağımızda solumuzda Türkiye'nin dört bir yanında doğal gaz var, petrol var da Türkiye'de niye yok sorusuna da cevap arayacağız. Ve Türkiye'nin belki doğal gazı yok, petrolü yok ama bu konuda çok önemli bir enerji koridoru haline geliyor. Bu enerji koridoru olmak Türkiye'ye ne anlama gelecek? Dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olmamız bize doğal gazla, petrolde ucuzluk getirecek mi, getirmeyecek mi? Bunları konuşacak. Çok değerli bir konuğumuz var. Yıllarca devlette çalıştıktan sonra şimdi Sokar'ın Türkiye CEO'su olarak, Türkiye Başkanı olarak görev yapıyor ve milyar milyar dolarlık, Türkiye'deki 20 milyar dolarlık bir yatırımın da başında bulunuyor. Sayın Kenan Yavuz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Evet, müthiş bir harita var. Bu haritayı ben gördüğüm zaman çok etkilendim. Yani nereden nereye, isterseniz bir anlatın. Evet. Bu nedir? Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanlarımla birlikte temelini attınız. Ta Gürcistan'ı geçiyor, Erzurum'dan, Sivas'tan, Ankara'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan, Edirne'den giriyor, Yunanistan'a giriyor. Oradan sonra nerelere gidiyor? Bu projeyle neler yapılacak? Evet, efendim çok teşekkür ederiz programımıza konuk aldığınız ve bu projeyi gençlerimize tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Bu projenin genel adı Güney Gaz Koridoru dediğimiz Bakü'de, Hazar Denizi'nde, Şahdeniz iki yatağından çıkacak olan doğal gazın Bakü, Tiflis, Gürcistan üzerinden Ardahan'dan Türkiye'ye girip Erzurum, Sivas, Ankara, Eskişehir, Bursa, Edirne, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya kadar gidecek olan 4000 kilometrelik bir doğal gaz boru hattından. 4000 kilometre. Büyük bir doğal gaz boru hattından bahsediyoruz. Yani Ankara İstanbul'un hattının neredeyse 10 katı. Güney Gaz Koridoru 4 aşama ayrı projeden oluşan bir entegre proje. Şahdeniz 2'den çıkacak olan doğal gaz, gazın çıkarılması, Güney Kafkasya dediğimiz Bakü, Tiflis, Ardahan, Güney Kafkasya boru hattı, TANAP dediğimiz Türkiye ayağı 1850 kilometreden oluşan, Ardahan'dan girip Edirne'den çıkacak olan 21 ilimizden geçecek. 20 ilden geçecek 20. olan TANAP projemiz 1850 kilometre uzunluğunda. Proje ve dördüncü ayağı da Edirne'den çıkıp İtalya'ya da gidecek olan TAP ayağı. Dolayısıyla dört proje. Tabii bu 45 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Şu anda dünyadaki en büyük projelerinden bir tanesi. Yani sadece Türkiye'nin değil, bölgenin değil. Dünyadaki en büyük projelerden bir tanesi. Burada iki temel özellik var. Birincisi, Türkiye ilk kez 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, o zamanki başbakanımızın talimatlarıyla ve Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın iki liderin siyasi iradeleriyle çok önemli atılımlar oldu. Bunlardan bir tanesi Türkiye bir doğalgaz tüketicisi ülke olarak dünyanın en büyük 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyoruz. Bunun çok büyük bölümünü de evlerimizde ısınma olarak şu anda 71 ilimizde 76 ilimize genişleyen bir yapıda tüketiyoruz. Aynı zamanda enerji elektrik üretiminde kullanıyoruz. Şahdeniz 2'de bulunan doğalgaz kaynağına BP'den sonra ikinci büyük ortak Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı Total'in %10 hissesini 1,5 milyar dolar bedel ile satın aldı ve TPAO
gazın kaynağına, yani Türkiye bir tüketici ülke olarak bir üretim noktasına ortak oldu. Çok önemli o. Bunun yanında aynı zamanda daha önce TANAP'ta, yani Türkiye ayağından geçecek olan TANAP ayağında, daha önce BOTAŞ Sokar ortaklığında %20 olan hissede %30'a çıkarıldı. Dolayısıyla bu proje Türkiye ile Azerbaycan'ın stratejik ortaklığında ve liderliğinde dünyada en hızlı realize edilmiş bir proje. Tabii buradaki en önemli çözüm ortakları da Sokar ve BP. Yani, ve Türkiye'de BOTAŞ... Hep şey deniyordu, Katerno. Rusya böyle bir projeye izin vermez diyordu. Rusya'yı nasıl ikna ettiniz? Efendim Türkiye son yıllarda enerji koridoru olma iddiasını sürdürürken bölgedeki, yani Rusya, Azerbaycan, İran, Irak çemberindeki bütün projelerin Türkiye üzerinden Avrupa'yla, yani tüketim noktasıyla buluşma projelerinin tamamına ilkeli bir şekilde ve eşit mesafede yaklaşıyor ve bu projelerin birbirleriyle rekabet etmemesi gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla neden? Çünkü bu enerji kaynaklarını dünyanın en büyük tüketim noktası olan Avrupa'yla ve Türkiye'yle bütünleştiren ve yeterince büyük bir pazarı enerji kaynaklarıyla buluşturuyoruz. Dolayısıyla 500 milyar metreküplük bir Avrupa pazarı, ki bu 2020, yani Rusya'ya da yeter, Türkiye'ye de yeter. 600 milyar metreküp'e giden bir yap. Ve çünkü Avrupa doğalgaz tüketimi itibariyle %90 dışarıya bağımlı bir pazar. Dolayısıyla bu projelerin, yani Rusya, Azerbaycan, Hazar Denizi, Hazar kaynakları, İran ve Irak projelerinin hiçbirinin diğeriyle rekabet etmesi gerekmiyor. Yani herkese yetecek kadar büyük bir pazar Yeterince bir büyük pazar var. Sevgili izleyenler, bu pazar ne işe yarıyor? Doğalgaz ne işe yarıyor? İsterseniz bu konuda röportajlarımız var ama ilerleyen dakikalarda Kenan Bey'e özellikle şu soruyu da soracağım. Yıllardır bu işin içerisinde her yerde doğalgaz, petrol vardı çevremizde. Bizde niye yok sorusunuz, cevap da arayacağız ama doğalgaz hayatımızın içerisine ne kadar girdi ve TANAP'ı Türkiye'nin, hatta dünyanın en önemli projelerinden birisini ne kadar tanıyoruz? Şimdi o röportajları istiyoruz. Ondan sonra gerçekten çok çok önemli, uykusuz kalmaya değeceğiniz bir program yapacağız. İlerleyen dakikalarda siz de Türkiye'de neler oluyor sorusuna daha güzel cevaplar bulabileceksiniz. Sadece Ankara'da siyasiler arasında kısır çekişmeler, kavgalar olmuyor. Bir de böyle büyük projeler var. Şimdi sokağa ses veriyoruz. Bakalım sokak doğalgaz deyince ne aklına geliyor? Ve en önemli soru da, böylesine bir koridor olduk, doğalgazlar üzerimizden geliyor, geçiyor da halkın cebine yansıyacak mı? O soruların cevabını arayacağız. Doğalgaz fiyatlarından memnun musunuz? Ay, 220 lira para ödedim. Emekliyim, 258 milyon lira fatura gelmiş. Nasıl ödeyeceğim bunu? Bunun yanında elektriği var, suyu var, kirası var. Nasıl fiyatlar? Çok korkunç. Efendim, ben doğalgaz faturalarından çok memnunum. Kendileri, devlet bize çok yardımcı oluyor. Allah onlardan razı olsun. Ne kadar geliyor ayda toplam? Vallahi 200'e yaklaşıyor. Hem de her zaman yakmadım vardı. Biz doğalgazla memnunuz. Devletimize ve milletimize zarar vermesin. Doğalgaz fiyatlarından memnun musunuz? Ah, ne memnunuz ne memnun. Uçuyoruz, uçuyoruz memnunlukta. TANAP nedir? Nedir? TANAP. Bilmiyorum. Bilmiyorum, ilk defa duydum. Yeni bir boru hattı geçecek, TANAP projesi. Azerbaycan'dan Avrupa'ya kadar, evet. Türkiye üzerinden geçecekmiş. Bedava mı verecekler? Boş, fuzulu. Bize faydası olur mu projenin? Hiçbir faydası olmaz. Sadece biz istasyon olarak kira alacağız. Başka bir şeyimiz yok yani. O kira da bize gelmez. Fiyatlar ucuzlar mı doğalgaz fiyatları? Ucuzlamaz, Türkiye'de ucuzlamaz. Mümkün değil. Rusya Başbakanı %10 indirim yaptı. Enerji Bakanı ne açıkladı? Olan borçları ancak ödeyecek bu taşın dedi. Halka intikal etmeyecek dedi. Değil mi? Demedi mi bunu haberlerde? Kendisi dedi Enerji Bakanı. Vatandaşa yansımaz mı? Yansımaz. Ne yansıdı ki o yansısın? Yok mu Türkiye'de doğalgaz, petrol? Yok herhalde. Olsa bu kadar pahalı olmaz. Her ay 500 lira fatura. Her tarafta da var Türkiye'de. Nerede her şeyi var? De var. Nerede ama var? Yoktur. Çünkü Amerika'na bağlıyız. Bekliyoruz 2023 ondan sonra. Herhalde çıkacak. Çıkacak mı Türkiye'de? Hepsi kapattılar, evet, maalesef. Ne zaman açılacak bunlar? Bir açılacağı zamanı hükümetimiz bilir. Bir doğalgazı kesseler ne yapacağız? Ne yakacağız? Ne yakacağız? Kömür yakacaksın. Başka yapacak bir şey yok. O da baca yok yani çok binada da. Tezek yakarız. Otururuz yine, eskiden ne yakıyorduk? Soba yakıyordum. Sobamı kurarım, odunumu da alırım. Mis gibi. Mis gibi yakarım. Ha,
Hanımefendi eskiden nasıldı? Vallahi soba da vardı oğlum. Kuzineler vardı. Odunları sokuyorduk. Üstüne çay koyuyorduk. Kestane kızartıyorduk. Mısır patlatıyorduk. Her şey, her şey, her şey, her şey. Hadi bay bay. Evet sevgili izleyenler, gerçekten 7'den 70'e hepimiz ilgileniyoruz. Tezek yakarız, soba yakarız diyorlar ama o devirler çok çok geride kaldı. Sokağa çıkıp gençlere sorsak, tezeyi sorsak bilmezler. Ama sobayı bile unuttu o çocuklara. Şimdi kalkıp da bugün nesillerine sobayı yaktıramayız. O yüzden doğalgaza kolaylığa da alıştık. Doğalgaz ne kadar çok gelir ve ne kadar ucuz olursa da o kadar iyi olur. Öğrenci arkadaşlarımız var değişik üniversitelerden. Bu konuları iyi bilen, iyi çalışan arkadaşlarımız. Onlarla birlikte sizlerin çok çok merak ettiği soruları alacağız. Ve direkt sizler de Kenan Bey'e sorular yönetebileceksiniz. Telefon numaramız 0212 413 52 67. Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Genç Bakış Kanal D'den ulaşabilirsiniz. Abbas Güçlü TR'den ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinden gelen soruları da sizlerle paylaşacağız. Facebook'tan da yine aynı şekilde Genç Bakış üzerinden bize ulaşabileceksiniz. Gelen Twitter'lar gündüzden itibaren akmaya başladı. Özellikle Türkiye'de niye çıkmıyor, her tarafta var da bizde niye yok sorusu olacak. Ben onunla girmek istiyorum. Kenan Bey, çevremizdeki bütün ülkelerde doğal gaz fazla fazla var. Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Azerbaycan, Rusya. Şimdi aşağıda Kıbrıs'ta da çıktı Rum kesiminde. Herkeste var da bizde niye yok? Bir de hep senaryolar var. İşte 100 yıllık bir ambargo var. O ambargo nedeniyle çıkartılmıyor. Var da çıkartılmıyor. Yoksa gerçekten mi yok mu? Yoksa Türkiye'nin coğrafi yapısı nedeniyle mi yok? Ya da baştan sınırlar çizilirken hep petrol ve doğalgaz olan sınırlar 100 yıl önce zaten İngilizler tarafından biliniyordu da Türkiye özellikle kapsam dışı mı bırakıldı? Siz bu işin içinde olduğunuz için bu sorulara hep muhatap oluyorsunuzdur. Ben de ilk soru hakkımı öyle kullanayım. Çok teşekkür ederiz. Yani bu konuda biliyorsunuz genelde çok şehir efsaneleri çok fazla dolaşır. Yani misak-ı milli sınırlarımız içerisinde, Kerkük'le Musul'u tabii dışarıda bırakarak söylüyorum. Misak-ı milli sınırlarımız içerisinde şu ana kadar özellikle kara tarafında, denizleri hariç olarak, özellikle Karadeniz'i hariç olarak söylüyorum. Doğalgaz, petrol de yok. Güneydoğu'da bir miktar petrol üretimimiz var biliyorsunuz. Karadeniz'de küçük bir miktar doğalgaz üretimimiz var. Türkiye %95 oranında doğalgazda ve petrolde dışarıya bağımlıdır. Ve Türkiye kara sınırlarımızda, topraklarımızda doğalgaz ve petrol yok. Olsaydı bulurduk. Çıkardı değil mi? Olsaydı bulurduk bugüne kadar. Bu konuda da vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda çok değerli arkadaşlarımız yıllardır bu işlere alın terleriyle gerçekten çok olağanüstü emek sarf ediyorlar. Yok yani. Bunun için üzülmeye de çok fazla gerek yok. Yani net itibariyle Japonya'nın da yok, Almanya'nın da yok, Fransa'nın da yok, İspanya'nın da, İtalya'nın da yok. Dolayısıyla dünyanın gelişmiş ekonomilerinin, Singapur'un da yok. Birçok gelişmiş ekonominin 35-40 yıl olmadan da olabiliyor. Önemli olan üreten bir ekonomiye sahip olabilmek. Enerjiyi de çok kıymetli bir döviz ödeyerek satın almış olduğumuz bu ham maddeyi, petrolü ve doğalgazı. Çünkü petrol ve doğalgaz sadece bir tüketim maddesi değil, araçlarımızda ya da evlerimizde tükettiğimiz bir ham madde değil. Aynı zamanda enerjinin ve ekonominin, sanayinin de temel ham maddesi konumundalar. Dolayısıyla gözümüz gibi damla damla tasarruf ederek onu kullanmak zorundayız. İnşallah vardır. Bu konuda Karadeniz'de biliyorsunuz yoğun çalışmalar var. Türkiye içerisinde de yoğun çalışmalar var. TPO'nun bu konuda yabancı şirketlerinde biliyorsunuz lisansı olanların çalışmaları var. İnşallah buluruz ama bulamazsak üzülecek bir şey değil. Ama şimdi bu enerji koridoru olma, bu boru hatlarının Türkiye'den geçiyor olması hem doğalgaz hem petrol Türkiye'yi avantajlı bir konuma getiriyor. Türkiye oradan da bir kazanç sağlayacak herhalde değil mi? Elbette Türkiye'nin en önemli özelliği tabii enerji kaynaklarının tamamına komşuyuz. Orta Doğu, Rusya, Hazar Denizi, Irak, İran. Dünyanın en zengin enerji kaynaklarıyla dünyanın en büyük tüketim noktası arasında çok önemli bir köprüyüz. Ve bu köprü görevini Türkiye son yıllarda çok önemli projelerle realize ediyor ve hem transit bir ülke oluyor, aynı zamanda da kendi ihtiyacını ve kendi ihtiyacından kaynaklanan sanayiye yönelik olarak üretime de yönlendirici şekilde çok önemli ataklar yapıyor. Biraz önce harita üzerinde de anlatmaya gayret etmiştim.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin siyasi istikrarsızlıkları ve politik karmaşalar daha stabil hale geldikçe Türkiye daha birçok projeyi, özellikle TANAP'la açılan öncü bir proje bu, entegre olması ve birbirine bağlı uzaklığı ve bütün fiziki özellikleriyle başka enerji projelerini de ivme kazandıran, onlara öncü olabilecek bir yapıda. Dolayısıyla bu projenin ardından Türkiye birçok daha projeyi gelecekte realize edecektir. Ben arkadaşlara söz hakkı vereceğim. Sevgili izleyenler, Twitter'dan sorular yağıyor. Biraz sonra onları paylaşmaya başlayacağız. Demek ki Türkiye'nin çok merak ettiği bir konuydu, enerji konusu. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz sizler de. Eminiz ki fazlasıyla sorular var. Pozitif ayrımcılık hakkını kullanarak sana veriyoruz. Evet Esra, ilk sorusu hakkı sende. Teşekkürler. Hoş geldiniz Kenan Bey. Ben size bir koridorla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Koridorun 32 metrelik eninde olacağı konuşulmuştu. Bununla ilgili bitki örtüsü, etkilenen bitki örtüsüyle ilgili bir çalışma olacak mı bölgede bu borular yapıldıktan sonra? Şimdi özellikle kamulaştırma ve hat üzerindeki yapılan fiziki çalışmalar esnasında birçok noktada tarihi esere rastlandı ve bu eserlerin tamamı bu bölgelerden geçmek yerine hemen onlar devlete ve ilgili birimlere, Kültür Bakanlığı'na devredildi. Birçok noktada yol değişiklikleri yapıldı. Aynı zamanda birçok noktada birçok yeni bitki türüne rastlandı ve bu bitki türleri de bilime kazandırıldı ve gene ilgili mekanizmalar haberdar edilerek bunların kazanıldı. Sonra bir noktada Eskişehir zannediyorum tarafında bir çilek tarlasından geçerken yine bir noktaya rastlanmıştı ve projenin hattı değiştirildi. Dolayısıyla biz projede özellikle çevreyi, insanı ve ülkemizin kültürel değerlerini son derecede %100 azami dikkat ederek yaptık. Çünkü bu proje aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan'ın bir devlet projesi ve çözüm ortağımızla beraber, BP ile beraber evrensel standartlarda her anlamda kalite, çevre, insan ve iş sağlığı ve işçi güvenliği konularında tamamında gerek yaptığımız kamplardaki yaşayacak olan çalışanlarımızın yaşam standartlarına kadar her noktada evrensel standartların üzerinde bir projeyi icra etmeye çalışıyoruz. Çünkü bitki örtüsüyle ilgili galiba bir korunacak bir taşıyıp mı bir yerde saklanacak? Sanki öyle bir şey basına yansıdı da. Evet, yani çok detayda TANAP filmimizde, bilmiyorum fırsatımız olsaydı gösterebilseydik, orada çok ayrıntılı olarak onlar da ilerleyen dakikalarda izleyeceğiz ama merakla gelen sorular, bu kadar büyük bir projede Türkiye'de istihdam açısından ne olanaklar sağlayacak? Kaç bin kişi çalışacak? Ne kadarlık bir bu projeyi Türk müteahhitler mi yapacak yoksa dışarıdan mı gelinecek? Türkiye'ye katkısı ne olacak? Şimdi, özellikle işsiz genç arkadaşlara, işsizlerin yani, çok önemli olduğu bir noktadayız. Projenin iki boyutu var. Bir, Türk sanayisine katkıları teknolojik olarak ve özellikle yerli çelik boru üreticilerimizin Türkiye'de üretilecek. Yani Türkiye üretilmesiyle ilgili olarak gerekse istihdam açısından. Yerli boru üretim açısından biz ihalelerimizi özellikle Sayın Başbakanımızın da bize talimatlarıyla yerli %80 çelik boru üretimini yerli firmalara verdik. Ve bununla ilgili de geçtiğimiz yıl Sayın Başbakanımızın, Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla bunu törenle yerli firmalarla imzaladık diyor. Yani kullanacağımız boruların %80'i Türkiye'de ve Türk firmaları tarafından üretilecek. İstihdam açısından ise projenin tamamında, projenin ilerleyen aşamalarında çeşitli seviyelerde ve çeşitli bölgelerde 15 bine yakın insanımız istihdam edilmiş olacak. Bu istihdam esnasında tabii özellikle yüksek teknolojide ve bu 56 inçlik çok büyük bir boru, Eskişehir'e kadar gelen çalışacak olan, istihdam edeceğimiz arkadaşların niteliklerini, eğitimlerini, kaynakçıdan tutunuz operatöre varıncaya kadar çok yüksek düzeyli bir dünyanın her tarafında
bu projeden sonra çalışabilecek kalitede bir insan gücünü de yetiştirmiş olacağız. Kontrolleri kim yapacak? En son Türkiye 3-4 gündür bu İzmit'te kopan halatı konuşuyor. Türkiye'de üretildiği için koptu. Dışarıdan gelseydi kopmazdı. Japon mühendisi intihar etti. Burada bir kalifikasyonu mutlaka sağlanacaktır. Uluslararası bir proje çerçevesinde değerlendirecektir. Tabii hem yurt dışında. Hem doğaya ve hem yurt dışında hem yurt içinde TSE ve yurt dışında da bağımsız dünyada bu konuda uzman birçok firma denetçi, yönlendirici ve monitör edici fonksiyonları icra edecek. Evet arkadaşlar, Erkan çok yoğun bir şekilde şey soruyor, bizim cebimize doğalgaz fiyatları ucuzlayacak mı deniyor ama önce sizlerden sorular alalım, onun cevabını alırız. Merhaba Kenan Bey. Merhaba Erkan. Benim sormak istediğim, hani 2023 hedeflerinde Türkiye'nin doğalgaz payının %30'a çekilmesi konuşuluyor. Ya bu hedefe ulaşılabilir mi sizce? Hani şu anki yüksek şeylerden aşağı çekilebilir mi? Şimdi Erkan, bu çok önemli bir konu. Türkiye'nin enerji kaynakları, yani petrolü ve doğalgazı yok. Ancak çok güçlü bir ekonomisi var ve büyük miktarda da enerji tüketiyoruz. Şu anda 50 milyar metreküp yılda doğalgaz tüketiyoruz. Çok devasa bir rakam. 40 milyon tona yakın tüketim birimi itibariyle petrol ve petrol türevi ürünler tüketiyoruz. Enerji üretiminde kaynak olarak kullanabileceğimiz, ki şu anda 60 bin megawatt civarında bir kurulu elektrik üretim kapasitemiz var. 2023 yılı hedeflerine ulaşma, 500 milyar dolara ulaşabilmemiz için bu rakamı, kurulu kapasitemizi 100 bin megawatt üzerine çıkarmak ve gelecek 10 yılda yaklaşık 120 milyar dolar enerjiye yatırım yapmak zorunda Türkiye. Çünkü biz tüketiyoruz. Yüksek düzeyde tüketiyoruz. Refah düzeyimiz yükseldi. Cep telefonunuzdan tutunuz araç sayısına. Evlerimizdeki beyaz eşya miktarlarını tutun, sayısız alanlarda ve doğalgaz tüketiminde büyük artış var. Buraya bakıldığında yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş. Ama yenilenebilir enerji dışında kömür, su, nükleer ve doğalgaz. Tüm bu kaynakları kaynak çeşitliliğiyle tümünü Türkiye kullanmak mecburiyetinde. Yenilenebilir enerjide rüzgarda önemli bir atak yaptı Türkiye. Zannediyorum şu anda 3000 megawattın üzerine çıktık. Nihai olarak 20.000 megawatta kadar gidebileceğimiz bir rüzgar kapasitesinde var. Ancak biliyorsunuz rüzgar estiği zaman oluyor. Esmediği zaman olmuyor. Su da yağmur yağdığı zaman oluyor. Su daha biriktirebiliyorsunuz, baraj vesaire. Ama rüzgarda böyle bir şansınız yok. Dolayısıyla kapasite kullanım itibariyle, yani rüzgar esme itibariyle bakıldığında ortalama verimlilik %35 civarında. Yani 20.000 megawatt elektrik ürettiğinizde, kapasiteye ulaştığınızda en fazla 7500 megawattlık bir rüzgar kazanabiliyorsunuz. Ve enterkonnekte sisteme belli bir oranın üzerinde birdenbire rüzgarı bağlayamıyorsunuz. Bağlarsanız rüzgarda kesilme olduğunda bütün sistemi ne yapabiliyor? Çökertebiliyor. Dolayısıyla %10'lar, %15'lere kadar Türkiye çıkabilir. Bunun için anlatıyorum. Yenilenebilir enerjide bir algı hatası, özellikle gençlerimizde algı yanlışlığı var. Bunu düzeltmek lazım. Yenilenebilir enerji mutlaka kullanılması gereken bir kaynaktır sonuna kadar. Ama bu Türkiye'nin dişinin kovuğunu doldurmaz. 100 bin megawatttan bahsediyoruz. Ne kalıyor geriye? Kömürümüz kalıyor. Türkiye'nin en önemli, yani yeraltı kaynaklarımız diye övünürüz ya, Türkiye'nin en önemli yeraltı kaynağı kömürdür arkadaşlar. Türkiye'ye 200 yıl kadar yetecek kadar kömürümüz var. Bakın 200 yıl yetecek kadar kömürümüz var. Kömürümüzü çok daha etkin bir şekilde, elbette ki iş sağlığı ve işçi güvenliği meselelerine ve teknolojiye düşünerek yapmak ve kömürden elektrik üretimini sağlamak zorundayız. Nükleer enerjiyi mutlaka ve bir an önce Türkiye'ye gerçekleştirmek mecburiyetinde. Doğalgazla ise şu anda bizim doğalgaza bağlılığımız, ithal ettiğimiz bir üründe elektrik üretiminde %45'in üzerinde. Bu çok yüksek bir oran. Dolayısıyla Enerji Bakanlığımız bunu %30'a çekilmesiyle ilgili stratejik olarak hedefler belirlemiş durumda. Çünkü doğalgaz hakikaten petrol fiyatlarıyla, biraz önce vatandaşlarımızı seyrederken aslında fiyatlandırma nasıl oluyor, oraya girer miyiz bilmiyorum ama doğalgaz fiyatlarıyla paralel
bir şekilde fiyatlandırması yapılan bir mekanizma ve evrensel pazarlarda bu fiyatlar oluşuyor. Fiyatlandırmaya gireceksek onu ayrıca başlık altına alabiliriz. İlerleyen dakikalarda çok yoğun bir şekilde sorular geliyor. Mustafa Bakar Twitter'dan soruyor, diyor ki peki doğalgaz yatakları kaç yılına kadar tükenmeden kullanılabilecek? Bu kadar yatırım yapılıyor, 10 yıl 20 yıl sonra bitecek, terse bu boru hattını alacak deniyor. Yok efendim, merak etmesinler. Şimdi okullarda şu anda sadece bir Azerbaycan'daki bu projenin bahsedildiği kaynaktaki top doğalgaz miktarı 1.4 trilyon metreküp. Ve bir o kadar daha da ispatlanmış doğalgaz kaynağı var. Bu ne demek? 3 trilyon metreküp. Şu anda dünyanın doğalgaz noktasında bir 100 yılı garanti. Merak etmeyin. Dünyanın bir 100 yıl garanti. İkinci yüzyıla da gidebiliriz. Dolayısıyla hani doğalgazın tükenmesi bitmesi gibi bir dert ya da problem şu anda. Bir de kaya gazı çıktı. Onu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Sorular alıyoruz. Emin sonra. Ben aslında biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şu an mesela Avrupa'nın doğalgazla ithalata bağımlı %64 iç üretimi düşüyor. %80'lere falan çıkacak 2020'lerden sonra. TANAP bu noktada Avrupa'ya farklı bir yeni kaynak getiriyor. Farklı bir güzergah sağlıyor. Farklı bir ülke sağlıyor. Peki bu uzun vadede baktığınızda Türkiye için önemli ama Avrupa için bunun haricinde başka ne gibi fırsatların kapısını açacak? Çünkü Türkmenistan gazının belki gelmesi konuşuluyor. Irak gazı, Doğu Akdeniz gazı. Bu noktada ne gibi fırsatlar getirecek TANAP Avrupa'ya? Şimdi TANAP, yani Güney Gaz Koridoru, yani projenin genel ismi Güney Gaz Koridoru, doğalgaz kaynağı tanımlanmış bir projedir. Bu projenin başlangıç kapasitesi 16 milyar metreküptür. Ve bu 16 milyar 2018 yılında geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanlarımızın temelini attıkları TANAP'tan 2018 yılında 16 milyar metreküp doğalgaz gelecek. Ve bu gazın 6 milyar metreküpü Eskişehir'den Türkiye sistemine bağlanacak. Yani BOTAŞ tarafından satın alınacak. 10 milyar metreküpü ise Yunanistan, Arnavutluk üzerinden İtalya'ya ve Avrupa Enterkonekte sistemine bağlanacak. Daha sonra 2026 yılına kadar devam edecek olan proje aşamalarında bu kapasite 31 milyar metreküpe çıkacak. Ve Türkiye arzu eder ise 6 milyar metreküpün üzerine 15 milyar metreküpün tamamını dahi satın alabilecektir. Ya da bir kısmı daha Avrupa'ya gidebilecektir. Böyle bakıldığında bu projenin, yani TANAP'ın boru hattına bir başka kaynağın bağlanması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kapasite 56 inçlik bir kapasite 31 milyar metreküpe tamamlanmış ve bu kaynağın tamamı da Azerbaycan'ın kendi milli sınırları içerisindeki 164 yaklaşık zannediyorum kilometre karelik bir Şahdeniz 2 doğalgaz projesine ve daha sonra Apşeron ve Ümit yataklarında bağlanmasıyla oluşacak. Ancak sizin söylediğin Türkmenistan ya da Orta Asya'daki diğer projelerin, diğer enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa ile buluşması noktasında TANAP'ın güzergahı diğer projeleri kolaylaştırıcı, maliyetlerini düşürücü ve BOTAŞ'ın ağına bağlanma noktalarındaki kolaylaşma, Avrupa tarafında kolaylaşma nedeniyle yeni projelerin maliyetlerini ve fizibilitelerini daha fizibil hale getirebilecek öncü bir proje. Olaya böyle bakmak gerekiyor. Evet, Çin Sefa Özdemir soruyor Twitter'dan. Bu arada sorular da akıyor. Diyor ki petrol ve doğalgaz kaynaklarına bu kadar yakınken neden bu kadar pahalı kullanılıyoruz diyor. Galiba vergi yükü bizim üzerimize çok yüksek, ondan mı? Doğalgaza da vergi var mı? Onu bilmiyorum. Efendim, Türkiye doğalgaz tüketimi itibariyle Avrupa'nın en ucuz doğalgaz tüketen ülkelerinin başında geliyor. Bunu bir kere bilelim. Yani Almanya'da, Fransa'da vesaire diğer ülkelerde, Avrupa'da en ucuz doğalgaz tüketen ülkesiyiz. Buradaki fiyatlandırma ve petrol fiyatlarıyla birlikte formüle ediliyor. Petrol fiyatları düştükten 6 ay sonra doğalgaz fiyatları da tüketiciye yansıyacak şekilde düşüyor. Ancak BOTAŞ uzun yıllardır dışarıdan almış olduğu doğalgaz fiyatından daha ucuza Türk insanına doğalgaz sattı. Dolayısıyla devlet doğalgazı sübvanse etti. Hem sanayi tüketiminde hem vatandaş tüketiminde sübvanse etti.
doğalgaz fiyatlarının petrol fiyatlarındaki gevşeme nedeniyle geriye gitmiş olmasına rağmen gerek geçmişten gelen sübvansiyonlar nedeniyle BOTAŞ'ın üzerinde kalan yük gerekse TL'deki değer kaybı nedeniyle oluşan Türk lirasının daha fazla Türk lirasıyla aynı dövizi alabiliyor olmanız. Yani biz dövizle satıyoruz, dolarla satın alıyoruz bunu. Evet. Şimdi 100 dolarla satın aldığımızda geçtiğimiz yıl 200 lira ödediğimiz doğalgaza bu yıl 250 lira ödüyoruz. Dolayısıyla bu TL'deki değer kaybı hem sübvansiyon hem de buradaki nedenle BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlarını aşağıya çekmesinin önündeki en büyük engel. Ancak Enerji Bakanımızın da bu konuda yoğun çalışmaları var. Yılın ikinci yarısı. Çünkü daha dışarıdaki petrol fiyatlarından kaynaklı doğalgazın fiyat düşüşü tam olarak Türkiye'ye tam yansımadı. Çünkü 6 aylık ortalamalarla oluyor. Bu daha çok 2015'in ikinci yarısında hissedilebilecek. Belki o noktada bir ucuzlama olabilir. Evet. Petrol noktasında ise en pahalı petrol yani bizden. Petrol tüketiminde tabii ki üzerinde bir özel tüketim vergisi vardır. Hem vergi hem de %95 ithal ediyor olmamız bu fiyatları çok da yadırgatıcı olmadığını düşünüyorum. Yani sözünüzün başında söylediniz. Bunlar hep döviz ödüyoruz. Evet. Çok dikkatli şekilde kullanmamız evet. gerekiyor. Hem doğalgazı hem tasarruf petrolü. Noktasında Türkiye'nin hem evlerde, araçlarımızda ve hayatımızda enerji tüketiminde verimliliği ve tasarrufu bir toplumsal bilinç, bir toplumsal seferberlik haline dönüştürmemiz lazım. Evet. Gerçekten bu hem insanlığa hizmet. Çünkü insan Allah'ın vermiş olduğu bir sınırlı kaynağı kullanıyoruz. Ve insanlığın ortak malı olan şey. Torunlarımızı da düşünmek zorundayız. Hem de buna para ödüyoruz. Yani döviz kazanarak ödüyoruz. Bakın bir örnek vereceğim Abbas Bey. Türkiye 2001 yılında enerjiye ödemiş olduğu paranın bu yıllarda 10 katı fazlasını ödüyor. Yani 2013 yılında enerjiye ödediğimiz fatura 60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? 1979 yılında 1 milyon dolar borç almak için Finlandiya'ya giden bir ülke bugün sadece enerjiye yılda 60 milyar dolar para ödüyor. Bu çok devasa bir rakam. Bu parayı kazanmak zorundasınız. Çünkü döviz olarak ödüyorsunuz. İhracat yaparak kazanmak zorundasınız. Hizmet sektöründe kazanmak zorundasınız. Dolayısıyla buna gözümüz gibi bakmamız gereken aynı zamanda bu rakam yani 3-5 milyar dolarlık bir enerji faturamız 60 milyar dolara çıktı. Bu Türkiye'nin hem dönüşümünün hem de refah düzeyinin ne kadar yükseldiğinde araç sayısı itibariyle, beyaz eşya tüketimi itibariyle, cep telefonu aklınıza gelebilecek her anlamda çok büyük bir tüketim seviyesine ulaştık. 2005 yılı sanıyorum bir program yapıyorduk. Türkiye'nin ihracatı 50 milyar dolara çıkar mı çıkmaz mı diye zamanın bakanı Kürşat Üzmen'le ODTÜ öğrencileri iddiaya girmişlerdi. 50 milyar dolar tutmaz diyorduk. Şimdi 60 milyar dolar petrole ya da yakıta para veriyorsak demek ki Türkiye'nin işte 2005'lerdeki tüm gelirlerin ihracatından daha fazla bir yakıt giderimiz var sadece. Evet İzzet sen ne düşünüyorsun bu işlere? Ben aslında yenilenebilir enerjiye geri çekmek istiyorum. Çünkü Sokar'ın çok önemli bir yaptığı bir şey var. Value Site 2023 vizyonu altında Sokar Power yapıyor. Rüzgar enerji santrali. İşte Petkim Yarımadası'nda 51 megawatt kurulu güç, 17 tane türbin. Mesela Sokar böyle güneşe girmeyi, rüzgarda yapacağı yeni tarlalar kurmayı, hani böyle şeyler düşünüyor mu? Özellikle biz kulüp olarak geldik, 3 arkadaş. Yenilenebilir enerji üzerine biraz daha odaklanıyoruz biz. Yani sorularda böyle gelebilir o yüzden. Böyle bir... Evet gençlerin bu yönde çok isteği var. Yani doğalgazlar dururken, ya, güneş enerjisi varken... Ama haklısınız. Sebeke'de mesela o dediğiniz çok doğru. Rüzgarda özellikle kalitesi düşüyor falan. Aslında biraz da şey yani trend gibi bir şey bu aslında. Moda trendi gibi de bir şey aslında. Bu yeni. Dünyada rüzgar enerjisiyle bütün bu enerji açığını kapatan ülkeler var mı? Ya da oranın nedir? İskandinav ülkeleri en başarılı. Danimarka, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde yenilenebilir en başarılı oranda uygulanıyor. Ama mesela Almanya örneğine bakıldığında... Yenilenebilir enerji oranı %10'un altında olduğunu görüyoruz. En başarılı uygulamalardan bir tanesi. Dolayısıyla %10 ve %15 seviyeleri çok başarılı, görülen evrensel standartlar. Burada İzzet'in söylediğinde biz Sokar olarak şu anda Türkiye'nin
entegrasyonu dayalı en büyük Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinin en büyük yatırımcısıyız. İsterseniz bu çerçevede bir Sokar'ı bir anlatın. Sokar demiyor da bu nedir bu Sokar? Sokar nedir? Türk şirketi mi, Azerbaycan şirketi mi, nedir, dünya şirketi mi? Sokar kardeş devletimiz Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi. Yani Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın neyse %100 devlete ait olan Azerbaycan'daki devlet petrol şirketi. Azerbaycan'daki petrol ve doğalgaz yataklarının imtiyazını elinde bulunduran aynı zamanda sanayi şirketi, yani rafinerileri olan dünyanın birçok bölgesinde, İsviçre'de, Romanya'da, Gürcistan'da, Ukrayna'da yatırımları olan ama en büyük yatırımını Türkiye'ye yapan bir doğalgaz, petrol ve rafineri, petrokimya, enerji, lojistik dağıtım ve iletim entegrasyonunun tamamına yatırım yapan bir dünya devi bir şirketimiz. Ve Türkiye'nin ikinci rafinerisini Ali Ağa'da yapıyor galiba en büyük yatırımı. Sokar 2008 yılında Türkiye'nin tek petrokimya üretim şirketi olan Petkim'i Türk devletinden 4 milyar dolar bedel vererek satın aldı. Ben de o dönemde Petkim genel müdürü olarak Petkim'i kardeş devletimizin kardeş şirketine sattım. Yani sattım derken özelleştirme idaremizle beraber ama operasyonun başında olarak. Twitter'lar yağmaya başlayacak. Bu özelleştirmeleri kim satıyor diyordu, siz sattınız çok, demek ki. Petkim çok stratejik ve çok örnek bir özelleştirme oldu. Ve Sokar benimle çalışmaya devam ettiği için daha sonra Sokar'la beraber, Sokar'ın vizyonuyla beraber rafineri, enerji, liman, dağıtım, iletim TANAP'a kadar uzanan bir proje portföyü ve bugün yürüyen 20 milyar dolarlık bir yatırım yönetiyoruz. Ali Ağa'da bir rafineri inşa ediyoruz. Bu rafineri şu andaki Türkiye'nin son 40 yılında yapılacak olan ilk rafineri olacak. 10 milyon ton kapasiteli ve 5.6 milyar dolarlık bir yatırım bedeliyle inşa ediyoruz. Bu yatırımı 25 Ekim 2011'de Başbakanımız o zaman Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanımızla birlikte temelini attıkları bu projemiz hızla devam ediyor ve 2018'de inşallah TANAP'la beraber aynı yıl içerisinde üretime başlamış olacak. Aynı zamanda orada bir liman inşa ediyoruz. Petkim Ali Ağa'da gene Türkiye'nin 3. büyük limanını inşa ediyoruz. 1,5 milyon tüylük bir konteyner elleşleme kapasitesi ve dünyanın en büyük konteyner gemilerin girebileceği büyük ve çok önemli bir liman inşa ediyoruz. Onu da bu yıl 20 Eylül ayında inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Petkim'de yatırımlarımız devam ediyor ve rüzgarda da Petkim'in yarımadası içerisinde 51 megawattlık bir rüzgar santrali inşa ediyoruz. Bu santralimizde zannediyorum önümüzdeki 12 ay içerisinde bu yatırımı da realize edeceğiz 55 milyon euroluk bir yatırım bedeliyle. Dolayısıyla bu entegrasyonda yenilenebilir enerjiyi de içine alacak şekilde hareket ediyoruz. Güneş konusuna gelince güneş henüz ticarileşmiş ve dünya enerji üretim içerisinde çok minimal, binde birli rakamlarda hala duran ve ticarileşmesi kısa dönemde mümkün gözükmeyen bir enerji kaynağı. Neden? Çok pahalı üretiliyor. Enerjiyi üretmek, İzzet, üretirsiniz. Ama bu enerjiyi kullanırken tüketim noktasının ödeyebileceği bir fiyat var. Yani ben bir sanayici olarak güneşten 20 sent kilowatt saat başına 20 sente olduktan sonra ben o enerjiyi ne yapayım ki? Kullanamam, yani üretim yapamam, rekabet edemem. Anlatabiliyor muyum? Rekabetçi bir fiyat olması ve ticari bir fiyat olması gerekiyor ki bunu sanayide, sanat ve tüketimde vatandaşın kullanabilsin. Dolayısıyla güneş şu anda erken ama yenilenebilir enerjide itibariyle rüzgar önemli bir kaynak. Ve tabii su da aslında yenilenebilir enerji olarak tanımlanabilecek bir enerji kaynağıdır. Onun dışında ise kömür ve nükleer ve doğalgaz kalıyor. Genellikle burada bir havuz yapıyorlar galiba. Çok farklı kanallardan beslenen bir enerji üretimi bütün ülkelerin tercih ettiği bir sistem. Sadece nükleer santrale ya da sadece suya sadece... Abbas Bey, yani enerji çeşitliliği. Evet. Çünkü bugün Avrupa'nın en büyük değeri. Bakın Ukrayna. Önümüz yapımızda hemen yoksa. Gençlerimizin bu
hadiseleri, bu yaşananları iyi analiz etmeleri ve teknik bilgiyle donanmaları lazım. Ukrayna'nın yaşamış olduğu bugünkü krizin altında yatan şey enerjidir. Irak'ın, İran'ın, Orta Doğu'nun yaşamış olduğu bütün türbülansların nedeni enerjidir. Ukrayna çok büyük ölçüde Rusya'ya bağımlıdır. Enerji itibariyle Avrupa'da aynı zamanda özellikle doğal gaz tüketiminde Rusya'ya büyük ölçüde bağlıdır. Dolayısıyla ülkeler özellikle enerjide, enerjinin siyasi amaçlarla kullanma eğiliminde olan ülkeler nedeniyle çok büyük problemler yaşanıyor. Yani enerjiyi bir silah olarak tüketiciyle karşı kullanmaya kalkıldığında bu çok çok adaletsiz bir gücü enerji üreticisi ülke lehine yaratmış oluyor. Ve bu da önemli siyasi problemleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bir ülke olarak bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, gelişmiş ve kendi toplumunu refah düzeyini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek üzere ülkeler mutlaka enerji arz güvenliğini sağlamak zorundadırlar ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek zorundadırlar. İşte TANAP gibi projede Türkiye'nin enerji kaynağını genişletiyor, arz güvenliğini garanti altına alıyor. Dolayısıyla Türkiye, Rusya, İran ve Azerbaycan şu andaki bizim önemli doğal gaz kaynağımız bu üç ülkede ve bir de kışın özellikle kış aylarında çok yoğun tüketim birdenbire artar. Kışın herkes birden doğalgaza yüklendiği için Aralık ayında, Ağustos ayına göre doğalgaz tüketimi 10 kat birden artar. Dolayısıyla hem depolama hem dengeleme çok zordur. O zaman LNG dediğimiz yani sıvılaştırılmış doğalgaz alımı da spot olarak Cezayir gibi ülkelerde yapılabiliyor. Evet, Emin soracak ama Furkan da uzun süredir bekliyor. Furkan'dan sonra Emin'den. Şimdi röportajlarda da duyduğumuz gibi halkın en çok merak ettiği şey bizim doğalgaz alma fiyatımızda bir değişiklik, bir indirim olacak mı? Yoksa olmayacak mı? Bu sadece bir hani enerji piyasasında Türkiye'nin söz sahibi olması için sadece bir adım mı? Hani ben bunu merak ediyorum. Devlete katkısı olacak da vatandaşa ne olacak? Yani devlete katkısı olabilir. Yani sadece devlete mi katkısı olacak yoksa bizim de cebimize katkısı olacak mı? Furkan bak şu anda Türkiye'de doğalgazı tüketen bütün evlerimizdeki hanımefendilere, annelerimize, bacılarımıza, eşlerimize bir ricam var. Her evde minimum %30 verimsizlik var. Bakın kullandığınız enerjiyi %30'a daha az maliyetle kullanmak istiyor musunuz? Evet. Ödediğiniz faturanın en az %30 daha ucuzlamasını istiyor musunuz? Evet. Tasarruf edeceksiniz. Nasıl? Ya kapısından, kapısından, penceresinden, efendim izolasyonundan, gereksiz odaların yakılmasından, aşırı sıcaktan, soğuk, bütün bunlara karşı bilinçlenmemiz ve tasarruflu enerji tüketimini yapmamız lazım. Okullarımızda, mesela sokar bu yönde bir kampanya başlatsa. Üniversitelerimizde, okullarımızda bu konularda bence daha etkin dersler verilmesi lazım. Enerji Bakanlığımızın işbirliğiyle kurulan Enverder ve enerji verimliliğiyle ilgili önemli derneklerimiz var. Bunlar takip edebilir. Bunlar öğretici dokümantasyonlarla çok yoğun. Enerji Hanım projesi çıktı biliyorsunuz geçtiğimiz yıl. Yani bütün evi ısıtıyoruz. Halbuki bütün evi ısıtmaya gerek yok. Eşinin başlattığı bir projeydi. Birçok yöntemi var. Bunları rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu birincisi. %30 daha ucuza kullanması bu var. İkincisi ise biz bunu ithal ediyoruz. İthal ederken dışarıya ne kadar ödüyorsak devlet dışarıya ödediğinden daha azını vatandaşa yansıtıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hmm. Dolayısıyla burada devletin daha ucuza enerjiyi vatandaşa satma imkanı ancak global piyasalarda doğalgaz ve petrol fiyatlarının düşük seyretmesiyle mümkün olabilir ama petrol ve doğalgaz her an tekrar dolar 60'ı, 70'i, 80'i, 100'ü tekrar görebilir. Dolayısıyla bu konuda çok fazla gerçeği bilmemiz lazım. Yani ülkemizin gerçeğini bilmemiz lazım ve gereksiz speküle beklentiler içerisine girmemek lazım. Peki şöyle bir şey soracağım.
tüm dünyada petrol fiyatları düşerken bizim ülkemizde bizim kullandığımız petrolün fiyatı düşmüyor. Doğalgazda da böyle mi olacak yani? Hani dünya piyasasına göre mi fiyat belirleniyor? Yeni alıştırıncaya kadar ucuz verdiler yani. Alıştı şimdi bütün düzen kırıldı. Şimdi yükleniyor. Bunun nedeni şu, daha önce söylediğim gibi petrolü ithal ediyoruz. Bu yıl Türk lirasının değer kaybındaki hız, petrol fiyatlarındaki düşüşü yeterince hissetmemize engel oldu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü petrolü dolarla satın alıyorsunuz, Türk lirasıyla satıyorsunuz. O Türk lirasını toplayıp döviz satın alıp dışarı ödüyorsunuz. Dolayısıyla Türk lirasındaki değer kaybı petrol fiyatlarındaki düşüşü kapattı, kompanse etti. Bu nedenle arzu ettiğimiz seviyede bir petrol tüketiminde, benzin ve dizel tüketiminde bir ucuzluğu çok fazla yaşayamadık. Yani bir miktar aşağıya geldi, daha fazla gelmişti ama dediğim gibi dolar yükseldi bu sefer. Kur nedeniyle Türk lirasında Şimdi enerji sektöründe aslında şu an en çok konuşulan konu bir senedir yaklaşık petrol fiyatlarındaki düşüş. Yani Haziran'a itibaren %55'e, yani 110 bin dolarlardan 55'e düştü. Yani %55'e yakın düştü Brent'in fiyatı. Ben şu açıdan soracağım. Türkiye ekonomisinde en kırılgan yanı biliyorsunuz cari açık. Uzun yıllardır 2013'te 64 milyar dolar civarında bir cari açık verdik. Bu 2014'te 45 milyar dolara düştü hemen hemen. 19 milyar dolar civarı düştü ki petrol fiyatlarındaki düşüşün büyük etkisi var. Bu tabii Türkiye açısından önemli. Ama Türkiye işlenmiş ürün ithalatında önemli bir ithalatçı. Yani benzini Türkiye ucuza üretti, tüketimi az olduğu için yurt dışına benzinini satıyoruz ama motorini ithal ediyoruz. Sokar'ın Aliağa'daki rafinerisi bu anlamda 10 milyon ton böyle yıl kapasitesi bir rafineri olacak. Türkiye'nin cari açığına peki bu nasıl bir katkı sağlayacak? Çünkü motorun üretimi artacak, ekstra bir ilave kapasite getirecek. Cari açığa nasıl bir katkısı olacak totalde? Sen de söylediğin gibi Emin, Türkiye'nin kurulu kapasitesi itibariyle mevcut rafinerilerinde benzin fazlamız var. Yani Türkiye'nin talebinden daha fazla benzin üretiyoruz. Bu nedenle de dışarıya satmak zorunda kalıyoruz. Ama dizel kapasitemiz yetersiz olduğu için geçtiğimizde Türkiye 12 milyon ton İthalat. Dizel ithalatı gerçekleştirdi. Mevcut rafineri Tüpraş'ın yeni yapmış olduğu yatırımla 3-4 milyon tonluk bir yerleşme söz konusu oldu. Biz de rafinerimizi konfigüre ederken buna dikkat ettik. Yani bizim rafinerimizde benzin sıfır, benzin yok. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı yok. İki şey var. Bir, dizele ihtiyacı var, jet yakıtına ihtiyacı var ve petkimin ham maddesi olan naftaya ihtiyacı var. Biz petkimle entegrasyonu öncelledik ve rafinerimizi aslında bir kimya rafinerisi olarak konfigüre ettik. Bu şekilde hem petkimin rekabet gücünü arttıracağız, hem bugün petkimin yurt dışından ithal ettiği yaklaşık 2 milyon tona yakın ham maddeyi yerleştirmiş olacağız. Dolayısıyla hem petkimin yurt dışından ödemiş olduğu döviz miktarı azalacak, hem de rafinerinin ürettiği ve rafinerinin üreteceği 10 milyon ton ürünün her bir gramı şu anda ithal ediliyor. Yani tam olarak 10 milyon ton ürün yerleşmiş olacak. Dolayısıyla dışarıya ödediğimiz döviz, içeride yarattığımız katma değer, rafineri entegrasyonu, yan sanayi, teknoloji ve bütün bunlarla bakıldığında bizim rafinerimiz ekonomimize yılda 2,5 milyar dolar petrol fiyatlarının fiyatlarına göre değişebilir bu. Net cari açığımızı aşağıya çekecek bir projedir. Bugüne kadar niye yapılmamış o zaman? Niye? Şimdi kadar çoktan ikinci, üçüncü rafinerin yapılmış olması lazım. Şöyle Abbas Bey, bu çok acı bir... Pahalı yani, bir yatırım belki de. Acı bir. Yani 1990'lı yıllar, yani Türkiye'nin 89-90'dan 2002 yılına kadar kurulu, biliyorsunuz rafinerileri ve petrokimya ve demir çeliği Türkiye'de... Bir de karlı bir sektör. Devlet yani. Yaptı. Devlet yaptı. Bu projeler, yatırım maliyetleri çok yüksek, teknolojisi yüksek, sermaye yoğun, riskli yatırımlar. Dolayısıyla Türkiye'de şimdiye kadar hiçbir özel sektör rafineri ve petrokimya tesisi kurmaya, altını çizerek söylüyorum, cesaret edemedi. Ya da ettik de izin alamadık diyenler de var. Yok efendim. Böyle bir şey yok. Evet, siz edemedi. Edemedi. Çünkü büyük yatırım. Büyük yatırım. Yani neden? Bakın ben rafineri yatırımıma 2009 yılında başladım. 2018'de tamamlayacağım. Ve tamamlanıncaya kadar 6 milyar dolara yakın parayı harcayacağım. Rafineri devreye alacağım. Bunlar boru yığını. Anlatabiliyor muyum?
Ve ondan sonra paramı geri almaya başlayacağım. Bu gerçekten çok devasa. Dolayısıyla geçmişte hep bunları devlet yaptı, Türk devleti yaptı. Ve 90'lı yıllarda da bu sektörlere, temel sanayi sektörlerine devlet çivi dahi çakmadı. Çivi dahi çakmadı. Özelleştirmelerle beraber, TÜPRAŞ'ın, Petkim'in, Ereğli'nin özelleştirmeleriyle beraber devlet dedi ki ben buralara artık yatırım yapacağım çünkü ben buraları yönetemiyorum. Yönetemedi devlet. Çünkü Türkiye'nin kamu yönetim felsefesi. Siz de o zaman devlette bürokrat. Bürokrasisi rekabete açık sektörlerde üretim yapmasını kesinlikle reddeder. Bu olmaz. Olamaz. Olamamıştır. Bundan sonra da hiç olmaz. Yani özellikle açık ekonomilerde, rekabet ettiğiniz ekonomilerde, devletin yönettiği bir şeyde ilk önce olan şey istihdam fazlalığıdır. Bakın ben size bir örnek vereyim. Petkim'in geçmişte şu andaki Aliağa'da tesislerimiz var. Aliağa'da yatırımlarımız var. Ve Aliağa'da tesislerimiz daha önce de Yarımca'da vardı. Yani 1965 yılında Türkiye petrokimya sektörüne girdi ve Yarımca'yı kurdu. Gene İzmir'deki, Kocaeli'ndeki şeyle beraber, rafineriyle beraber. Bu tesisleri 1990 zannediyorum 95-96'da o zaman zamanın hükümeti IMF'ye vermiş olduğu taahhütnamede Petkim'in Yarımca tesislerinin kapatılması yazar. Şöyle örnek vereyim. Yarımca'daki tesislerimizin kapasitesi. Bugün benim Aliağa'daki tesisimin 12'de 1'i kadar. Bakın 12 kat daha küçük bir tesisten bahsediyorum. Bu tesiste tam kaç bin kişi çalışıyor diye tahmin edin? 1000, 2000, 3000, 4000. 4000 kişi. 4000 kişi. 12 kat fazla kapasiteyi Petkim'de bugün Aliağa'da 2400 kişiyle yapıyorum. Ve 2400 kişiyle Avrupa ile Amerika ile eşit düzeye geldi kişi başı üretim miktarı itibariyle. Ama açık ekonomide bugün itibariyle baktığınız zaman biz halka açık bir şirketiz, iş sonuçlarımıza bakarsınız para kazanmakta zorlanıyoruz. Verimsizliğin boyutunu bakabiliyor musunuz? Yani aynı verimsizliği kullanacak olursanız benim Aliağa'daki tesislerime 38 bin kişiyi daha işe almam lazım. İşte kamu yönetimi bu yıllarda kamu şirketler istihdam deposu olarak kullanılması şirketlerin teknolojiye, pazara, dünyaya ve gelişmelere yatırım yapmak yerine bordro ile seçim yatırımı yaptı. Yapılan konumlarda bırakıldığı için maalesef bu sektörlerde devlet bu sektörlerde dünyanın önemli bir değişim dönüştürdüğü 90'lı yıllarda Çin faktörünün, Hindistan faktörünün devreye girdiği bir dönemde maalesef biz duraklama dönemi geçirdik. Bu bugün itibariyle de İnşallah bu açığı kapatırız. Evet, bu açığı kapatmak için rafineri, petrokimya, enerjide çok önemli yatırımlar yapılıyor. Şimdi mail bombardımanı var. Sizi sevdiler. Bir kere şu doğalgaz fiyatları nasıl düşecek tasarruf ediyoruz da biz yaparız diyorlar da başka siz de biraz fiyatları kırın diyorlar. Azerbaycan Rusya'dan daha pahalı mı veriyor diyorlar ama şunu bir kez daha okumak istiyorum. Yayının başında sordum. Bu yönde çok soru geliyor. Siz ne kadar anlatsanız da arkası gelmiyor. Faruk Özekinci diyor ki Sayın Hocam diyor size Ege Denizi'nden batı komşumuz Yunanistan petrol çıkarıyor diyor. Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesiminde petrol var diyor. Güneyimizde Suriye'de petrol zengini. Güneydoğumuzda Irak petrol zengini. Doğuda İran doğalgaz zengini. Petroller Kuzeydoğumuzda Azerbaycan, Gürcistan doğalgaz ve petrol zengini. Kuzeyde Kırım ve Rusya hem doğalgaz hem petrol zengini kuzeybatıda da Ukrayna'da var diyor. Yahu diyor el insaf diyor dört bir yanımız diyor dört bir yanımıza diyor Allah rahmet yağdırıyor. Yalnız ortada bize mi lanet etti diyor. Ayıp ayıp diyor ne olur diyor. Bunun yok, doğrusunu açıklayın bazı diyor. Hatalar var. İzleyicimizin affına sığınarak müsaade ederse düzelteyim. Gürcistan'da yok. Yunanistan'da da petrol yok. Akdeniz'de ise henüz petrol ve doğalgaz araması itibariyle henüz bir sonuç yok. Orada biliyorsunuz bizim Güney Kıbrıs ve ortak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bizim de imtiyaz haklarımız nedeniyle önemli bir ihtilaf söz konusu orada. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs eşiğinde Rumların ve Yunanistan'ın yapmak istediği birlikte doğalgaz ve petrol çıkarma faaliyetlerine Türkiye biliyorsunuz. Kendi arama gemisiyle de şey yapılıyor. Dolayısıyla orada Akdeniz'deki gelişmelerin içerisinde Türkiye'de stratejik olarak mutlaka olacaktır. Diğer yandan bakıldığında da Suriye öyle çok petrol zengini bir ülke değildir.
Suriye'deki petrol sadece kendisine yetebilecek, yani ve doğalgaz itibariyle Suriye bir petrol ve doğalgaz enerji ülkesi olarak tanımlanmaz. Geriye ne kalıyor? Hazar Denizi, ki Hazar Denizi Dünya Ligi'ne yeni çıkıyor. İran devasa bir enerji devidir. Irak aynı şekilde dünyanın en kaliteli ve en ucuz petrol ve doğalgazı o ülkelerde üretilir. Tabii onların siyasi durumları malum. İsterseniz cevabın yarısını da reklamdan yani sonra yönetmenimiz ısrarla reklam girelim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde petrol de doğalgaz da yok. Olursa bulacak arkadaşlar, bundan emin olabilirsiniz. Geçenlerde arkadaşımız yazdı, Fatih Terbazlar, petrol ve doğalgazımız iyi ki yok dedi. Olan ülkelerin hali ortada dedi. Olursa başımız evet, daha yani, belada olur dedi. Faydası olan ülkeler var, olmayanlar var. Hakikaten evet. O konuya... Sevgili izleyenler, sizlerden çok yoğun sorular var. Özellikle istihdam alanından ve unutmadık. İstihdam isteyen, Nisan'da atama isteyen arkadaşlarımızı unutmadık. Her fırsatta olduğu gibi bu programda da söylüyoruz. Nisan'da atama yapılması için hükümete, ilgili bakanlıklara sürekli olarak baskı yapıyoruz. Yapmalıyız da seçim öncesinde bu atamalar olmalı. Yoksa seçimden sonra kalırsa uzun süre kalabilir. Şimdi kısa bir reklam arası var. Hem sizlerden gelen sorular hem de çok önemli, cebimizi ilgilendiren konular var. Onları da biraz sonra konuşacağız. Biraz sizi uykusuz bırakacağız ama şu ana kadarki tartışmalarda da gördüğünüz gibi gerçekten Türkiye açısından çok çok önemli bir konu. Türkiye enerji sorununu çözmeden kalkınması mümkün değil. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Nükleer santraller konusunda bugün tepkiler vardı. Nükleer santrale ihtiyaç var mı yok mu? Onu da konuşacağız ama biraz sonra. Evet sevgili izleyenler, eski görüntüleri görünce ne kadar şekil şemal değişmiş onu gördük. Saçlarımız daha gürmüş, daha siyahmış. Şimdi iyice hem dökülmüş hem beyazlamış ve Türkiye nereden nerelere gelmiş 13 yılda bizim programa katılan konuklarımızda bir anlamda Türkiye'nin değiştiğini, ne kadar değiştiğini, isimlerin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Ve 13 yıldır üniversitelerdeyiz. Bir süreliğine stüdyoya girdik ama yine önümüzdeki günlerde üniversitelere çıkacağız. Çok yoğun bir şekilde talepler var. Hepsine geleceğiz diyoruz. Yine çok yoğun bir şekilde Nisan ataması isteyen arkadaşlarımız var. Sadece öğretmenler değil. Fen Edebiyat Fakülteleri, Adalet Yüksekokulları, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, mühendisler özellikle bu projede mühendislere yer yok mu diyorlar. Bütün bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız ve ısrarla yine doğalgaz yerine niye yenilenebilir enerji kaynakları, örneğin jeotermal kaynakları, kömür niye kullanılmıyor da ille doğalgaz uzaktan getiriliyor, paramız dışarılara akıtılıyor diyor. Bunları kullanacağız. Niye petkim tipi şirketleri devlet niye yapmasın da özel sektör yapsın deniliyor. Biraz önce Kenan Bey onu açıklamıştı. Devlet buraları bir arpalık olarak kullanılıyordu. Sorular bombardıman şeklinde geliyor. Hollanda'dan Cem Aksoy soruyor. Diyor ki biz burada hep güneş enerjisi kullanıyoruz. Hollanda bunu çözdü de Türkiye niye çözemedi dedi ama biraz önce de Erkan dedi ki Hollanda bizim bazıları kadar bir nüfusu olan bir ülkedir dedi. Bütün bunları konuşacağız. Evet, senle başlayalım. Tamam. İlle de bu niye nükleer takıntısı diyordun. Niye nükleer takıntısı var? Nükleer santraller kursak diyorlar. Bir de çok yoğun da var. Türkiye bunu işletebilir mi diyorlar. Evet. Onunla ilgili ben başlamak istiyorum. Nükleer santral söylediğiniz gibi gerekli dediniz. Ama insanlar maalesef hani daha şofben kazalarına çözüm bulamadık. Nükleer santrali kontrolünü nasıl sağlayacağız gibi bir güvensizlik var. Bu algının değişmesi belki zaman alacak. Yani
Gerçekten gerekli mi? Çünkü biz biliyoruz plütonyum 250 yıl doğada kalıyor, zehirli kanserojen. Strontium da yine aynı şekilde kan kanserine neden oluyor ve maalesef Japonya gibi çok kontrolü yüksek bir ülkede deprem sonucu, ki biz de deprem bölgesiyiz. Radyasyon zararlı etkisi İzlanda'ya kadar ulaştı. Yani bu anlamda insanları nükleere karşı olmakla suçlamak yerine birazcık sanki güven mi vermeyi denememiz lazım? Bunu soracağım. Bir de yine bir soru var. Gönül İhsan Acar soruyor. Hükümetten yana mı tavır almış diyor. O şahıs diyor, niye diyor rüzgar enerjisine karşı çıkıyor, nükleeri ille de istiyor diyor. Niye nükleer santral mi kuracaklar yönünde de çok yoğun da sorular var. Nedir, siz bu işin içerisinde olduğunuz için dışarıdan bunu biz algılamakta zorluk çekiyoruz. Mesela biraz önce de Erkan söyledi ya, biz yenilenebilir enerji derken %100'ü buradan sağlanabilir ama anladığımız kadar öyle olmuyormuş dedi. Şunu bir anlatsanız bize etraflıca. Dünyada bütün yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle bütün enerji ihtiyacını karşılayan ülkeler var mı? Yok. Mesela bizim gibi 80-100 milyon sahip ülkelerden. Yok efendim. Yani ben yenilenebilir enerji karşı değilim ya, yenilenebilir enerjiye, rüzgara yatırım yapan bir şirketim. Türkiye'nin de yenilenebilir enerjide olabilecek bütün kapasitesinin mutlaka kullanılması gerektiğini her sıklıkla vurguluyorum. Ancak diyorum ki bu bize yetmez. Bize yetmez. Çünkü biz nüfusu 90 milyona giden ve daha çok üretmek zorunda olduğumuz, her yıl üniversitelerden 700 bin tane genci mezun ettiğimiz ve bakın biraz önce okudunuz, mezun olup iş bulamayan gençlerimiz var. Bunlar yani. Evet, gerek yani devlet istihdamında olsun, özel sektör, ama asıl olan asıl istihdam özel sektörde, yani iş yaratarak, üreterek istihdam sağlayabilme imkanına sahip olmak. Bütün bunlara baktığımız zaman nükleer enerji konusundaki algı hatasına, ben nükleer enerjide genellikle tavır alan insan sayısı kamuoyunda çok azdır. Ben bu konuda hiç çekinmeden rahatlıkla tavrımı alır ve her yerde, her üniversite, her noktada nereye gidersem söylerim. Türkiye nükleer enerjiye mecbur ve mahkumdur. Bunu yapmak zorundadır. Ama devletimizin özellikle bu konuda toplumumuzu daha çok da bilinçlendirmesi, anlatması ve öğretici olması lazım. Üniversitelerimiz ve sivil toplum örgütleriyle beraber. Dünyada 500'ün üzerinde nükleer santrali vardır. Dünyanın her tarafında vardır. Gelişmiş ülkeler içerisinde ve nüfus itibariyle bakıldığında nükleer enerjisi, yani hem petrolü doğalgazı olmayıp hem nükleer enerjisi olmayan sadece ve sadece biz varız. Esra, sadece biz varız. Şu anda Çin'de 26 tane nükleer santral aynı anda inşa ediliyor. Dünyanın birçok noktasında 50'nin üzerinde nükleer santral şu anda inşası devam ediyor. Ama Almanya'da artık bırakıyor tüm ülke. Evet, hayır hayır. Bırakma 22 değil. Tane santral yani, kapanacak. 40 yaşını aşmış olan santrallerin devreden çıkarılmaları göreceli olarak ve belli bir periyotta devreden çıkarılmalarını konuşuyorlar. Almanya nükleer enerjiden çıkamaz. Yani %26 zannediyorum nükleer enerjiden sağlıyor. Koca devasa Türkiye'nin 10 katı büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bakın Türkiye'nin dünyanın en eski, teknolojisi en eski ve en tehlikeli nükleer santrali şu anda Türkiye'nin burnunun dibinde, Ermenistan sınırları içerisindedir. Doğu Beyazıt'tan el sallasanız görünür. 60 yaşında bir nükleer santraldir. Teknolojisi eskidir ve her an patlamaya hazırdır. Buradan bütün gençlerimiz, özellikle çevreci arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen Doğu Beyazıt'ta gidip eylem yapsınlar ve o santralin bir an önce ya teknolojisini yenilesinler ya da bir an önce burnumuzun dibinde, orada patladığında bütün Türkiye'yi etkileyecektir. Nükleer santral çevre açısından en etkin, en az zarar veren bir teknolojidir ve dışarıya enerji bağımlılığımızı en hızlı bir şekilde azaltacak bir yapıdır. Bakın nükleer santrallerden hani diyorsunuz işletebilir miyiz? Petkim'de, rafineride teknoloji düzeyi olarak nükleer teknolojiye çok yakın teknolojilerdir. Ve işletmesi son derecede zordur ve güçtür. Ama Türkiye çok şükür 50 yıldır, bu yıl Petkim'in 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.
1965 yılında kurulmuş ve 50. yılda 50 yıldır Allah'a şükürler olsun Türkiye bu tesisi Tüpraşı'da, Petkimi'de, Ereğli'de büyük bir başarıyla evrensel standartlarda hiçbir kaza bela olmadan güzel güzel işletiyor. Demek ki böyle kötü örneklere bakarak, mesela kömür santrallerine, yatağan santraline bakarak, işte kömür ocaklarına, Soma'daki kötü örneğe bakarak genellemeler yapmak ve bu ülkenin geleceğini karartıcı politikaların üremesine neden olmak çok 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 büyük bir vebal içerir. Türkiye, bakın siz hepiniz öğrencisiniz. 700 bin öğrenciyi mezun ediyoruz. Eğer %10 büyür ise Türkiye yılda, üniversitelerden mezun olan bütün öğrencilerimiz iş bulabilirler. Eğer Türkiye %5 büyür ise, üniversitelerimizden mezun ettiğimiz 700 bin öğrencinin 350 bin tanesi iş bulamaz. Eğer Türkiye Allah korusun 0 büyürse hiçbir gencimiz iş bulamaz. Sadece yenileme, emeklilik, boşalma, kadro boşalmalarında yenileme anlamında iş bulabilir. Dolayısıyla Türkiye büyümek zorundadır. Dışarıya bağımlılığını azaltmak zorundadır. Tam bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, refahını sürdürülebilir bir şekilde topluma yansıtan, sosyal anlamda katmanlar arasındaki gelir dağılımını ortadan kaldıran, adaletsizliği ortadan kaldıran bir yapıya dönüşmek için enerjide mutlaka kendini, arz güvenliğini, çeşitliliğini ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmak ve dışarıya ödediği dövizi azaltmak zorunda. Bakın bugün döviz, faiz, enflasyon üçgeninde konuştuğumuz, karşılaştığımız her problemin tek bir kök nedeni vardır. O da tükettiğimiz kadar üretmiyoruz. Ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Kazandığımızdan, dövizden fazlasını dışarıya ödediğimiz için arada kalan cari açık, sürekli başımızda demokrasinin kılıcı gibi bekliyor. Ve dışarıdaki gelişmeler, parasal genişleme, Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, işte bilmem ne Rus, bütün bu gelişmeler bizi daha çok etkileyebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin daha çok üretmesi ve tükettiği kadar üretmesi, hatta tükettiğinden fazlasını, Japonya gibi, Almanya gibi tükettiğinden fazlasını üreten bir ekonomiye sahip olduğumuz zaman işte hiçbir gencimiz Abbas Bey'e mail atmak durumunda kalmayacak. Kendi bileğiyle, yüreğiyle, bilgisiyle tıkır 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 işini bulacak ve dünya vatandaşı olarak yapacak. Ama siz ekonomik olarak bu üretkenliği sağlayamazsanız o zaman bütün üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımız çok haklı olarak devlet kadrolarına ya da başka yerlere vesaireye niye alınmıyoruz, niye alınmıyoruz diye üzülmek zorunda kalır. Onlar adına hepimiz üzülüyoruz. İnşallah hiçbir gencimiz, ya bir gencin işsiz kalması, yani bundan daha büyük bir travma, bundan daha büyük bir facia ailelerimizden olsun, çevresinde olsun, kendisinde olsun olamaz. Dolayısıyla bu travmayı gençlerimize yaşatmamak için nükleer enerjiye de, üretime de, her şeye ama çevreye ve insana sonuna kadar saygı göstererek. Çevreyle ilgili Manisa Soma'da termik santral sırasında 6 bin tane zeytinlik ağacı kesildi ve muhtar Mustafa Akın da canlı yayında ağladı, bizi de ağlattı. Peki bu TANAP projesi çok uzun bir proje, yani 1850 kilometresi Türkiye'den geçiyor ve 32 metre ene sahip. Yani bu çevreyle ilgili siz ağaç kesecek misiniz ya da sit alanlarından nasıl yeni olacak? Muhtarları ağlatacak mısınız? Esra çok güzel bir soru sordu. Çok teşekkür ederim. Soma demişken Murat'ı da konuşmak istiyorum. Murat çok önemli bir güzel bir figürdü. Şeyi anlatma fırsatı verdiği için de teşekkür ediyorum. Bizim Aliağa'da rafineri yaptığımız alan içerisinde ve enerji santrallerimiz içerisinde zeytin ağaçlarımız vardı. Bu zeytin ağaçlarını 2011 yılında başlayıp 2003 yılına sonuna kadar 2,5 yıl süren bir süre zarfında 1400 tane zeytin ağacımı yerlerinden sökerek kökleriyle beraber 1 milyon dolar para harcadım ve Aliağa'da Şakran'da cezaevinin yanına zeytinlik yaptım. Şu anda o zeytinlikler mahkumlarımız tarafından işletilecek ve
Zeytin toplanacak. Şuna Odri Meydan diyor musunuz? Önümüzdeki evet. hafta Esra'da arkadaşlar gelip orada gelip yerinde görüp sizler bir... biz gördüğümüze inanırız. Yeni Şakrak'taki cezaevimizi ve Yeni Şakrak'taki Atatürk zeytinliğini ziyaret edebilirler. Ve bu zeytinleri sökerken 24 saat kameraya aldırarak bütün kayıtları var. Zeytin ağacının sökülmesinden taşınmasına ve yerine konulmasına kadar hepsini kayıt altına aldırdım. Ve bu biz buna böyle, bu şekilde karar verip bu parayı harcamaya başladığımızda Soma olmamıştı. Ben 2011'den bahsediyorum. Kayıtlarımızda da bunu görebilirsiniz. Peki güzel, aykırı bir durum varsa hemen arayın bizi. Evet. Bizim zeytinlikler yok oldu diyorsanız. Evet, bu bölgedeki arkadaşlara evet, sesleniyoruz. Geçtiğimiz yılda da İzmir Başsavcımızla beraber Şakran'da bir törenle de bu zeytinliğin açılışını gerçekleştirmiştik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Demek ki olabiliyormuş. Çevre asla bir maliyet unsuru değildir. Bizler sanayiciler olarak, üreticiler olarak çevreyi ihmal eder isek ve gereksiz şeyler yaparsak hem ülkemizin geleceğini hem çevreyi ve insanın geleceğini tehlike altına alırız, atarız ve algı yanlış algıları da ortaya çıkmasına ve Türkiye'nin proje üretmesinin yönünü de geçmiş oluruz. Dolayısıyla bütün kurumlarımızın, birçok şirketimizin bu şekilde davrandığını düşünüyorum ama biz Sokar olarak, Petkim olarak çevreye ve insana saygı noktasında 1400 tane ağacı taşımak için 1 milyon dolar para harcadığımı size belgeleyebilirim. Evet, bu konuda mağduriyet varsa sevgili izleyenler canlı yayındayız. Hemen bizi arayın. Soma demişken o günlerdeki görüntüleri hatırlayın. İşçilerimizden birisi hastaneye gittiği zaman beyaz örtüler kirlenmesin diye ayağını basmamıştı. Onunla ilgili gelişmeleri de konuşacağız ama Ardahan'dan Özdal Kızıltaş arıyor. İyi geceler efendim. Alo. İyi geceler Sayın Abbas. Buyurun, söz sizde. Buyurun. Buyurun efendim. İyi geceler efendim. Buyurun. Tüm katılımcılara iyi geceler diliyorum. Alo. Ha, dinliyoruz, dinliyoruz sizi. Buyurun. Şimdi ben Ardahan'dan arıyorum. Geçiş koridoru olarak Ardahan'dan. Buradan doğalgaz denize geçiyor. Bir geçiş köprüsü olarak olmamıza rağmen ne hazindir ki Ardahan'da, Kars'ta, Arpaçay'da, Iğdır'da, Çıldır'da, köylerde ve şu anda hanelerde hala tezek yakılmakta, tezekler ısınmakta insanlar. Bu çok hazin bir öykü. 21. yüzyıl Türkiye'mizde ve dünyamızda. Yani Avrupa'yı ısıtacak doğalgaz sizin topraklarınızdan geçiyor. Size bir faydası yok. Hala tezekte yüzüyorsunuz. Evet, doğalgaz denizinden yüzüyoruz. Güya yani oradan geçiş koridorumuz. Fakat hala tezekle işte odunla yer yer hala yani bize doğalgaz uğramamış yani. Yanı başımızdan geçmenize rağmen. Ben Sayın Yavuz'a sormak istiyorum. Nükleer enerji tamam bakış açısını açıkladı da ben onunla ilgili artık daha zamanınızı almak istemiyorum. Kaya gazıyla ilgili bir konu var mı acaba Türkiye'de kaya gazıyla ilgili bir mesela Amerika'da falan çıkarıyor. Sizde bir şirket yetkilisi olarak sizin de bir misyon ve vizyonunuz var, temsil yapmaktasınız. Sonuçta bir heyet, yani sonuçta bir hayatı ürünü pazarlıyorsunuz orada. Sizi de tabii ki takdir ediyorum. Ancak bu nükleer enerji gelecek nesillere daha rahat olabilmek için uzun vadede bir enerji devrimi gerçekleştirecek mi acaba? Yani bir arada yine söylemiştiniz konunuzda. Her 10 evin 8'inde ben kendim de biliyorum sizin de belirttiğiniz gibi. Kullanılmayan odalarda doğalgaz ve elektrik maalesef bilinçsizce tüketilmekte. Halkın bilinçli tüketilmesinde öncelikli olarak üniversitelerde ve okullarda bu işin daha detaylı bir şekilde halkımıza anlatılması, öğretilmesi, bilinçlendirmesi gerekmektedir kanısındayım. Ayrıca yani bu konu çok önemli, çok çok önemli. Günümüz Türkiye'sinde maalesef büyük bir acı bir tablo. Doğu illerimizde, köylerde, evlerde hala tezeğin ve ceketin halı çilimi yakılması okullarda. Yani çok büyük bir acı bir tablo. Yani gelişmişlik diyoruz ama... Toparlasanız biraz tezek konusunu anladık iyice. Hemen cevaba geçelim tamam, istersen. Tamam şimdi gelişmişlik diyorum ama fakat ülkemizde araba almak, beyaz eşya almak, yani ne bileyim herkes borçlu harçlı bunlarla yani enerji sektörü tamam büyümüş olabilir ama bunlarla enerji sektörü de hepsi borçlu harçlı bunlar. Borçlu insanlar.
Tamam, bunlar seni biz yakında değil. Konuk olarak davet edelim. Sen çok dertlisin anlaşılan. Ben gelirim Abbas Bey. Ben çok yanıyorum yani muzdaribim bu konularda. Sizin programınıza özellikle katılmak istiyorum yani. Sizi takip ediyorum yıllardan beri. Bak öğrenci arkadaşlar da diyor ki bize o kadar söz hakkı vermiyorsun. Ta Ardahan'dan aradığınız için biz de size... Türkiye'nin öbür tarafından aradığım için arkadaşları da zamanlı süresini aldığım için özür diliyorum ayrıca. Tüm katılımcılara iyi geceler diliyorum Abbas Bey. Evet. Can Su yani bir çözüm nerede yani çözüm ulaşamıyoruz, bulamıyoruz. Karanlıktayız yani. Yıllardan beri gelişiyoruz, gidiyoruz. Şöyle böyle. Tezekten ama... kurtulalım artık diyorsunuz. Orada haklısınız. Mum dibine ışık vermeli. Yani yanı başınızda yani deniz derya var, doğalgaz deryası var. Biz hala tezeklerle uğraşıyoruz. Okullarda çocuklar tezek getiriyor. Valla yönetmenimiz de Ardahanlı olduğu için kesmedi. Şimdiye kadar 10 defa kesmişti eğer başka bir yerden arasaydınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Evet gerçekten. İyi geceler. Önemli bir konu. Ardahan'dan doğalgaz geçiyor. Bütün Avrupa'yı ısıtacak hat geçiyor diyelim ki önemli bir kısmını. Ama Ardahan hala tezek yakıyor. Evet. Bu 20 ildeki insanlarımız da aynı şeyi düşünüyordur. Mum dibine ışık verecek mi? Ben biliyorsunuz daha Türkiye bundan 15 yıl önce İstanbul'da bile doğalgaz yok. Doğalgaz yoktu. Şu anda Türkiye'nin 76 iline doğalgaz 71'inde kesinleşmiş 76 ilinde zannediyorum yani, doğalgaz var. 81 ilin tamamına götürülmesiyle ilgili Enerji Bakanlığımızın, BOTAŞ'ın çalışmalarının hızla devam ettiğini zannediyorum, düşünüyorum. Dolayısıyla Ardahan herhalde olmayan illerden bir tanesi, bilmiyorum, bakmak lazım. Mutlaka doğalgaza kavuşacaktır. Çünkü var sanki oralarda 81, da pahalı diye kullanamıyorlar. 81 ilin tamamı doğalgaza çok yakında kavuşmuş olacak. Türkiye'nin bu stratejik hedeflerinden bir tanesi. Tabii... tezek, diğer yakıtların tamam. Bir an önce kullanılmasını beklemek lazım. Ülkemizin de, hükümetimizin de bu konuda hızlı bir şekilde tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu Enerji Bakanlığımızdan izleyicimiz BOTAŞ'a bir sorarsa, onlar bu konudaki çalışmaları yaparlar diye ümit ediyorum. Evet, enerji deyince son yıllarda artık kaya gazı çok gündeme geldi. Hatta bu petrol krizinin arkasında da biz Rusya'ya ders vermek için Amerika'ya da işte diğer ülkelerin bir operasyonu dedik ama sanki Amerika'dan gelen bilgiler de doğal kaya gazcılarla petrolcülerin birbirine girişmesinde. Bu kaya gazı dediğimiz olay nedir? Doğal gazın da pabucun dama atacak bir uygulama mı? Yaygınlaşacak mı? Diğerleri yok da Türkiye'den doğal gaz, kaya gazı çıkar mı? Umudumuz onda artık. Efendim yani kaya gazı tabii Amerika'nın büyük bir devrimi. Kaya gazının zaten bugünkü petrol ve doğal gaz fiyatlarının geriye gelmesinde de kaya gazı keşfinin önemli bir etkisi var. Amerika Birleşik Devletleri kendisine yetecek önümüzdeki 200 yıl boyunca yetecek kadar enerji kaynağına sahip. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi olarak kendisine yetecek kadar enerjiye sahiptir. Arzu ettiği zaman ithalat yapar, arzu ettiği zaman ihracat yapar. Böyle bir olağanüstü bir yer. Kaya gazı özellikle Amerika'nın ne avantajlı? Abbas Bey, bir kere çok geniş araziler, çok yani yerleşim birimlerinden çok çok uzakta, inanılmaz büyük araziler ve Amerika'nın bir özelliği var. Yerin altı da özel mülkiyet konusu olabiliyor. Hmm. Bu tür çalışmalara çok büyük bir kolaylık getiriyor. Biliyorsunuz Avrupa'da ve Türkiye'de anayasamıza göre yerin altı devlete aittir ve özel mülkiyet konusu olamıyor. Türkiye'de kaya gazı olur mu? Çok doğrusu bilmiyorum. Kaya gazı kimyasal bir şey değil. Bizim ülkelerimizin anlaması açısından 7000 metre çok derinlerde olan bir gaz. Kaya gazı çıkarmasında bir şeyimiz yok, bir çalışmamız yok. Ama olan şirketlerimiz olduğunu duyuyorum. Umarım ki neden olmasın. Kaya gazı Türkiye'de de olabilir. Çin'de olduğu gibi, Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'da henüz bir gelişme biliyorsunuz yok. Ama bu konudaki şampiyon Amerika Birleşik Devletleri. Kaya gazındaki durum bu. Evet, sorular alıyoruz. Şu an TANAP projesinde konuşulan şey, medyada duyulan şey, TANAP sonrasında bizim Azerbaycan'dan aldığımız gaz, Rus gazından %12 veya %15 daha ucuz seviyelerde olacağı. Şu an hani araştırmalarıma göre Rusya'dan $400 bin metreküpünü,
Azerbaycan'da 330 doları alıyoruz. Azerbaycan bize kazıklıyor mu diyorsun? Yok, şu an için bizden yani 70 dolar 1000 metreküpte karımız var. Ama hani bunu gerçeklersek %12 şeyini 352 dolara çıkıyor. 22 dolar zam geliyor 1000 metreküp başına. Hani bunu da eğer şeye vurursak bayağı yani 150 milyar dolar bir şey oluyor. Hibe oluyor. Kazığı yemiyoruz herhalde. Hani bu kazık gibi değil de şöyle düşünebiliriz. Hani Türkiye'yi böyle hani enerji politikasında söz sahibi bir yere getirmek için verilen bir taviz mi? Yoksa haberimiz mi yok? Yani Türk kanadından, yani Türk hükümetinden böyle bir şey geldi mi size? Hani istek geldi mi? Yoksa bu zam yani rastgele bir şey mi? Furkan, şimdi Türkiye'nin doğalgaz ithalatında 3 tane kaynağı var. Rusya, Azerbaycan ve İran. Azerbaycan'dan hali hazırda şu anda Türkiye'ye Şahdeniz 1 Bakü Erzurum doğalgaz hattından 5 milyar metreküp civarında bir doğalgaz geliyor. TANAP ilave olacak. Ve şu ana kadar Azerbaycan doğalgazı senin de söylediğin gibi diğer iki kaynaktan hep daha ucuz oldu. Ama ucuzluk bunlar son derecede uluslararası anlaşmalarla gizlilik. Çok bu kadar detaya maşallah hakim olmuşsun ama benim rakam telaffuz etmem mümkün değil ama şunu bilmenizi arzu ederim. Azerbaycan'dan gelen gaz her zaman daha güvenli ve her zaman diğer kaynaklardan daha önemli ölçüde ucuz olmuştur. TANAP'ta da bu böyle olacak. Mahmut Çevik diyor ki yani, TANAP ne kadar çevreci bir proje olduğunu anlamamız için diyor. TANAP'ta kaç tane çevre mühendisi istihdam edilecek diyor. Efendim yani sadece kendi kadromuzda değil denetçi firmalar da dahil olmak üzere çok sayısı bilmiyorum ama yüzlerce. Yüzlerce. Evet yüzlerce teknik emniyetçi ve teknik emniyet, işçi güvenliği vesaire yani HS'den sorumlu yüzlerce mühendisimiz hat boyunca görev yapacaklar. Evet. Her noktası kontrol altında olacak çünkü bu bizim için vazgeçilmez. Yani söylediğimiz gibi bir sokar olarak çevreye bir insana harcayacağımız parayı asla bir maliyet unsuru olarak görmeyiz. Çünkü söylediğim gibi biz bu projeler ekonomiktir ama aynı zamanda da Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin kamu kaynağı kullanarak yaptıkları ve gerçekleştirdikleri projeler. Esra gidecek, zeytin ağaçlarını kontrol edeceksin Esra. Gerçekten evet Esra gel sen bir... Taşındı mı taşınmadı mı? Gidelim bakalım. Furkanlar sözler beraber, ne kadar yerine... Bu Furkanlar değil ama. Evet. Evet. Benim oğlanla beraber gel seni bir gezdirelim oraya. Değil, fotoğraf gezdirelim. Çeker Abbas Bey Larsın. Olur. Hepimizi görelim. İzzet sen soracağım ben, şey. Yani oradan mesela tabii ki yani çok klasik olarak tek millet iki devlet diyoruz. Azerbaycan ve Türkiye. Hatta aynı ırkız yani Türk Azeri değil. Türk diyoruz. Yani bu mesela bu sadece işbirliğinin tek bir şeyi bence TANAP. Siz mesela gelecekte başka sokar adı altında başka mesela projeler yapmayı veya ne bileyim bu siyasi erk olarak gelen bir şey var Azerbaycan'da. Haydar Aliyev'den başlayıp İlham Aliyev belki de devam da edecek. Yani bunun devam etmesi bence güzel olur. Sizce de böyle bir projeksiyonunuz var mı gelecekte devam edeceğine dair? Azerbaycan ve Türkiye'nin ilk gerçekleştirdikleri projeler biliyorsunuz rahmetli Haydar Aliyev'le Süleyman Demirel'in başlattıkları Asrım projesi dediğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıdır. Evet. Bu hat 20. yüzyılın Asrım projesi olarak tanımlanan ve Azerbaycan'ı Türkiye üzerinden Akdeniz'den dünya ile buluşturan bir proje olarak gerçekleşti, hayata geçti 2007 yılında. Daha sonra şu anda yürümekte olan Bakü-Kars demiryolu projesi işliyor. Devam ediyor. Yani önümüzdeki zannediyorum tamamlanacak. Geçtiğimiz hafta Kars'ta da iki cumhurbaşkanımız hem Türkiye hem Azerbaycan cumhurbaşkanımız hatta okul açılışı da yaptık. Orada bir Türkiye'nin en büyük meslek lisesini yaptırmıştık Abbas Bey. Onun açılışında gerçekleştirdik. Okulda sınıfta girdiğimizde orada herhalde önceden sağ olsun hazırlamışlar. Ders Azerbaycan dersiydi. Öğretmen işte cumhurbaşkanlarımızı anlattılar öğrencilerle beraber. Orada da konuştular aralarında Bakü-Kars demiryolu. Bakü, Erzurum, Şahdeniz 1 doğalgaz boru hattı projesi. Petkim, Star Rafinerisi, liman, enerji projelerimiz, dağıtım ve TANAP.
Bütün bunlar 2008 yılında Petkim satın aldı, Sokar Türkiye'ye geldi. 2018'e kadar tamamlayacağımız projeler demetidir ve 20 milyar dolardır. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projeleridir. En zorlu projelerdir, damardan projelerdir. Dediğim gibi daha önce hiç kimsenin cesaret, özel sektör anlamında kastediyorum yani. Türkiye'de biz Sokar, Azerbaycan'da bir devlet şirketi ama Türkiye'de biz özel sektör şirketiyiz. Biz %100 özel sektör koşullarıyla çalışıyoruz. Cesaret edemediği projeler gerçekleşiyor. İnşallah 2018 yılında ki Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in bize vermiş olduğu talimat, 2018 yılında biz Sokar olarak Türkiye'nin ikinci büyük sanayi şirketi oluyoruz. Yani 10 yılda ikinci büyük oluyoruz. 2023'e doğru da sanayi üretimi itibariyle, sanayi şirketi olma itibariyle de hedefimiz birinci olmak. Bu kapsamda tabii ki 2018'den sonra birinci, projelerimizin birinci demetini, birinci fazını tamamladıktan sonra inşallah yeni projeler, özellikle Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın siyasi iradelerinin talimatları ve çizdikleri vizyon çerçevesinde Allah izin verirse devam edeceğiz. Biz de bu işin çalışanları olarak aslında hani balta keser kol övünür misali, biz aslında çok övünecek bir şeyden çok siyasi iradeler ve hükümetlerin bu konudaki şeyi çok önemli. Kerem Bey, siz Azerbaycanlılar çok iç içesiniz. Hep biz Azeri Türkleri diyoruz, Azeriler diyoruz. Ama onlar diyorlar ki bize Azeri demeyin diyorlar. Biz de, siz ne kadar Türksiniz, biz de o kadar Türküz diyor. Nedir bu şey, ince ayar? Onlara ne diyelim, Azeri mi diyelim, Azeri Türk mü diyelim? Türk yani. Türk Türktür. Ben de öyle şey yapardım ama tabii Bakü'yü, Azerbaycan'ı gidip gördüğünüzde, yaşadığınızda, yani İstanbul'un bir mahallesinden, Erzurum'un bir çarşısından, yemeğinden, konuşmasına, türküsünden, şarkısına kadar her şeyinin %100 aynı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu muhteşem bir duygu. Yani aynı vücudun her şeyiyle aynı olan iki parçasıyız. Dolayısıyla Azerbaycan'da Türkler yaşıyor, Anadolu'da da Türkler var. Türklerin iki boyu. Şimdi inşallah enerjinin İpek Yolu da dediğimiz bu projelere, Bakü-Kars Demiryolu, işte Tanap, Bakü-Erzurum, Şahdeniz 1, doğalgaz, bütün bu projelerle şimdi biliyorsunuz Bakü-Kars Demiryolu yapıldıktan sonra İpek Yolu aslında Marmara ile beraber gerçekleşmiş oluyor. Yani Bakü'den biniyorsunuz, Orta Asya'dan biniyorsunuz. Demir yoluyla Kars'a, Kars'tan Anadolu'yu boydan boya geçiyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz, denizin altından Marmara'dan geçip Avrupa'ya gidiyorsunuz. Dolayısıyla İpek yolunda bu iki ülkenin kardeşliği hayata geçiriyor. Kerem Bey, çok güzel bir eser gerçekleştirmişsiniz. Hazar'dan Çanakkale'ye diye 100. yıl nedeniyle. Türkiye'de de yapılan çalışmalar var ama sizinki çok çok farklı bir bakış açısıyla yapılmış. Neden Hazar'dan Çanakkale'ye? Bu kitap neden hazırlandı? Ve Çanakkale'deki yaşadığımız o acıları Azerbaycan'da da gördüğümüz kadarıyla aynen hissediliyor. Yine Azerbaycan tarihinde Türkiye'nin çok farklı bir yeri var bağımsızlık kazanmalarında. Hem birinci bağımsızlığını hem son bağımsızlığını kazanmasında. Biraz da tarihe girip bakarsak bu kitabı hazırlamanızın amacı neydi? İçinde neler var? Bu kitabı elde etmek isteyenler, çok özel bir kitap çünkü, sizden nasıl elde edebilirler? Abbas Bey şöyle, şimdi TANAP'ın Kars'ta ve 17 Mart'ta temelin atılmasını özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Çanakkale zaferimizin 100. yılına tekabül eden bir dönemdir. Kars Serhat şehrimiz Kars'ta. Bu projede Bakü'yü Çanakkale ile birleştiriyor. Dolayısıyla kitapta da bu temel atma töreninin hatırasına istedik ki şunu ortaya koyalım. Bakü'de yatan şehitlerimizle Çanakkale'de yatan şehitlerimiz aynı kardeşler. Bakü'de şu anda 1200 tane 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa'nın komutasında Rus işgalinden Bakü'yü kurtarmak için gitmiş 1200 tane şehidimiz orada yatıyorlar. Bakü şehitliğinde yatıyorlar ve Azerbaycan'ın çok çeşitli şehirlerinde, hepsi de orada kitapçıkta göreceğiniz türbelerle,
şehitliklerle, her yan başında bayraklarıyla asırlar. Çanakkale'de de 2000'e yakın Azerbaycan Türkü var. Şehit olarak yatıyor. Dolayısıyla biz fiziki olarak bu iki vatan toprağını birbirine bağladık. Yani Nuri Paşa'nın selamını Çanakkale'nin kahramanı Mustafa Kemal Paşa'ya getirdik. İkisini buluşturmak istedik. Dolayısıyla bunu da bir şeye bağladık. Kitapçımızı Sayın Cumhurbaşkanlarımıza da hediye ettik. Onlar da çok beğendiler. Çok güzel bir kitap hazırlandı. Dolayısıyla Çanakkale'yi, Hazar'dan Çanakkale'ye başlığıyla böyle bir kitap yaptık. Güzel de oldu. Ben okuduğumda da Çanakkale'yi yeniden öğrendim. Hafta sonunda oturdum, kendimiz yaptık kitabı baştan sona kadar öyle satır satır okudum. Yani Çanakkale'yi, okalı bir kitap. Herkesin bastıracağı bir kitap değil evet, mi bu? Yani Çanakkale'yi, Bakü'yü, Nuri Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa'yı yeniden yaşadım. Evet. Çok çok durdum. Bütün gençlerimizin geçmişimizde, tarihimizdeki bu fedakarlıkları, bu inanılmaz kendisini vatanına, toprağına, ülkesine, ailesine, bağımsızlığına feda etmiş insanların hatırasını mutlaka yaşatmamız ve onların kutsal emanetini mutlaka gençlerimizin iradelerine teslim etmemiz lazım. Evet, sorular geliyor ama sizden de alacağız. Bu TANAP ne zaman bitecek deniyor yoğun bir şekilde o? 2018 yılında Eskişehir'e kadar olan kısmımız bitmiş olacak. Dolayısıyla Türkiye'ye gelecek olan gazın taşınma işlemini 2018'de tamamlamış olacak. 2019'da da TAP'ın yani Yunanistan, Arnavutluk, İtalya hattının da tamamlanmasıyla beraber Güney Gaz Koridoru dediğimiz proje 2019 sonuna doğru 2020'de tamamlanmış olacak. Ama TANAP 2018'de bitecek. Onun için de biz çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle TANAP'daki arkadaşlarımız. İnşallah 3 sezonda bir dünya rekoruyla bu projeyi hayata geçirecekler. Evet, Esra'dan önce Selçuk Sefer yazıyor. Abbas Bey diyor yeni sahrada diyor oturuyorum diyor. Yarın kısmetse gidip bakacağım diyor. Zeytinler diyor gerçekten taşınmış taşınmamış diyor. Size de bilgi veririm diyor. Evet. Bakalım zeytinlik ne alemde onu da göreceğiz. Ve yine yoğun bir şekilde niye 4 tane erkek bir tane kız öğrenci var dedi. Biz kız öğrencilerimizi sürekli davet ediyoruz. Umarız ki bu konulara ilgi duyanlar hep programımızda ağırlamak isteriz. Önümüzdeki hafta bu açığı kapatırız. Bu sefer 4 kız bir erkek olur. İlgi tamamen ilgiyle alakalı bir şey. Demek ki kız öğrenciler şu an için enerji sektöründe çok fazla ilgi olmuyor. Yoksa biz o dengeyi kurmak istiyoruz. Artık son tur soruları almak istiyoruz. Emin sen yorum yapmak istiyorum diyordun ille de. Yorumla. Ben genel olarak şey soracaktım. Bu Türkiye'nin doğalgaz tüketimi artıyor Kenan Bey. Talepte de arz hemen hemen başa baş noktaya geldi. Yani TANAP bu anlamda Türkiye'ye ilave kapasite yaratacak ama siz o döneme kadar önümüzdeki 3 yılda nasıl bir süreç geçirmesini bekliyorsunuz Türkiye'nin? Yani özellikle kış aylarında bir sıkıntı yaşanır mı sizce ya da? Şu anda 50 milyar metreküp. Zannediyorum bu 2020'ye kadar 65 milyar metreküpe. Biraz önce Ardahan'dan arayan kardeşimiz var diye tezek yakan arkadaşımız. O da doğalgaz tüketmeye başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla doğalgaz tüketimimiz artacak. Enerji üretiminde de yeni doğalgaza dayalı enerji santrallerimiz de var. Onların devreye girmeleriyle beraber ve tüketimdeki hızlı artışla Türkiye nüfusunun %90'ın üzerindeki bir yapısı doğalgaz tüketecek. 65 milyar metreküplere 2020'lere, 2023'lere doğru belki 70 milyar metreküp yükselebilir. Dolayısıyla senin söylediğin çok önemli. Biz TANAP'ın ikinci fazı yani 2018'den sonraki 31 milyar metreküpe çıktığında gelecek olan ilave 15 milyar metreküpü de Türkiye'nin aldığını varsa alacağını alabilme imkanını varsayacak olursak toplam doğalgaz miktarı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelecek olan şu anda TANAP 5 milyar 6 TANAP'tan gelecek 11 15 dolu da 26 demek ki Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık %40'ını Azerbaycan karşılayabilecek bir bu hatlar bir pozisyonuydu. Bu da enerji arz güvenliği açısından Rusya, İran ve LNG Akdeniz piyasalarıyla beraber Türkiye enerji arz güvenliği sorununu
şu an itibaren çözmüş durumdadır. Yani bir risk ve bir problem geleceğe yönelik olarak gözükmüyor. Şunu da söyleyebilir miyiz peki? Türkiye'de yani TANAP'ta gelen gaz miktarının artması uzun vadede piyasadaki gaz miktarını arttıracak için fiyatları da aşağı çekecektir rekabetle. O zaman Türkiye bir 5-10 sene sonra çok daha ucuzda gaz kullanabilecek diyebilir miyiz TANAP sayesinde? Yani o konuda dediğim gibi dış fiyatlara bakmak lazım ama mutlaka olumlu bir etkisi olacaktır. Ama o etkinin ne kadar olacağını şu andan söylemek mümkün değil. Gürbüz İhsan Acar diyor ki nükleer santrali bu kadar diyor. Kenan Bey anlatıyor diyor. Bak, ben nükleer santral yapmayacağım onu söyleyeyim. Yani nükleer santralle ilgili hiç projemiz yok. Daha ilginç bir soru soruyor. Madem bu kadar nükleer santral iyi diyor. Bakü'ye Azerbaycan'a niye nükleer santral yapmıyorlar diyor. Efendim ya, şu an Azerbaycan bir enerji ülkesi. Yeterinden fazla doğalgazları var. Bu arkadaşımız eğer Türkiye'de de yeterinde kadar doğalgaz bulursa ben de nükleer santrale karşı çıkarım. Evet. Şimdi bu enerji dünyamızda önemli bir güç. Hani bir güç silahsa bir güç de şu an enerjidir. Bu büyük enerji projesinde Azerbaycan'la ilişkilerimizin gelişeceği kaçınılmaz ama Türkiye'nin Avrupa Birliği şeyi var, süreci var. Bizim elimizi güçlendirecek mi? Hani Avrupalılar zeki adamlardı. Bununla ilgili bir şeyler, anlaşmalarda bir şeyler koydular mı? Bunu merak ediyorum. Bir TANAP'la mı ilgili? Evet, yani TANAP. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasına daha bir destek sağlar mı diyor TANAP? Tabii, şimdi Kars'taki törenimizde Avrupa Birliği'nin enerjiden sorumlu komisyon başkanı da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjiden sorumlu özel temsilcisi vardı. Bu projeye desteklerini uluslararası anlamda dile getirdiler. Tabii Avrupa Birliği projemizi aktif olarak destekliyor ve enerji arz güvenliğine getirmiş olduğu yeni açılım ve çeşitlilik açısından da önemli buluyor. Elbette ki bu projeler sadece TANAP değil, bundan sonra da diğer projelerimiz Türkiye'nin Avrupa için ne kadar önemli olduğunu, vazgeçilmez olduğunu ve Türkiye'yi Avrupa'nın içine almanın ideolojik bakış açısından Avrupa sıyrıldığı takdirde, yani bir Hristiyan birliği olmanın ötesinde bölgenin ve dünya barışı için, bölgenin barışı için, insanlığın barışı için Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu bu projelerle birlikte daha çok farkına varacaktır diye ümit ediyoruz. Ve mutlaka bu tür projeler bizi Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nde bize bakış açısını pozitif yönde etkilemeye devam edecektir. Bu projeler veya bu bağlantılar olmasa hiç şansınız yok. Ciddi almazlar. Sevgili izleyenler, son 15 dakika sizleri daha fazla uykusuz bırakmayacağız. Burak ikinci Trabzon'dan soruyor. Sokar neden parkende petrol satışı yapmıyor diyor. Girecek mi diyor. Efendim bizim şu anda bir doğal petrol dağıtım şirketimiz var. Toptan satışlarda faaliyet gösteriyor ama rafinerimiz realize olmaya yaklaştıkça biz de daha etkin olmayı planlıyoruz. Ama bu konuda yeterli zamanımız var stratejik açıdan. Bu konudaki fırsatları da projeleri değerlendiriyoruz. Dağıtımda mutlaka biz de olacağız. Evet, son soruları alıyoruz. Evet. Yine işte bir de şey var, mesela Obama'nın enerji danışmanının ben bir yazısını okumuştum. Daha doğrusu söyleminden okumuştum da. Yani bu sonuçta bizim ilişkilerimizi hasbelkader güçlendirecek Azerbaycan'la veya belki de bakılırsa yani bu Avrasya ile genel anlamda daha da bağlanacağız. Bu da Amerika'nın sonuçta yani hoşlanmadığı bir şey. Yok, hatta yani Amerika bu konuda projemize aktif desteğini söylediğim gibi en üst düzeyde ki TANAP projesine başlamadan önce biz New York'ta Hazar Strateji Enstitüsü'nün düzenlediği bir panelimiz oldu. O zaman Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız orada katılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri en üst düzeyde, hatta başkan düzeyinde projeye desteğini baştan beri verdi, vermeye devam ediyor. Yani Amerika'nın o konuda bir olumsuz bakış açısı kesinti yok. TANAP'ın bir öncesi var mı? Birdenbire ortaya çıkıverdi. Bunu sakladınız mı, gizlediniz mi? Türkiye ile Azerbaycan arasında özel bir proje miydi yoksa bir anda mı ortaya çıktı? Avrupalılar ne diyor? Rusya ne diyor? Rusya çok tepki gösterir deniyordu. Nedir böyle bu? Bir aktif tepkimiz görmedik ama şöyle söyleyeyim, yani bu projenin realize olması hakikaten bir rekor oldu. Çünkü ilk konuşulduğu 25 Ekim 2011'de rafinerimizin temelini atıldığı gün şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımız da İlham, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'le beraber temelini attıkları gün İzmir'de
Çok güzel bir gün geçirmişlerdi. Tesislerimizi gezdiler, temel attılar. Hadi bir de TANAP mı yapalım dediler. Okulunda, yok, orada fikirler biraz somutlaşmaya başladı. Ardından hızla hemen 2012 Haziran'ında ilk imzalar atıldı. Ve hızlı bir şekilde süreç çok hızlı devam etti. Dolayısıyla realize olması itibariyle hani geçmişte Türkiye'nin başka projelerde olduğu Nabucco gibi vesaire hakikaten hem Batılıları hem başka muhataplarımızı çok şaşırtan inanılmaz bir hız oldu. Tabii burada dediğim gibi Türkiye ile Azerbaycan'ın buradaki yakın ülke yakın kardeşliği ve stratejik ortaklık bilinci projeyi çok hızlı harekete geçirdi. Dolayısıyla hep dışarıdan Batılılar vesaire siz bunu daha önce de böyle 3-5 senedir gizli gizli yapıyor musunuz gibi bir algı var. Algı da var. Evet. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bu petrol fiyatlarının beklenmedik bir şekilde düştüğü 110 dolarlardan 55 dolarlara aynı şey doğalgazda da ileride olabilir mi? Bununla ilgili bir görüşünüz var mı? Söylediğim gibi doğalgaz fiyatları petrol fiyatlarıyla şekilleniyor. Yani formülasyon petrol fiyatlarından birebir çok etkileniyor. Dolayısıyla doğalgaz fiyatları petrol fiyatlarının düşüşünden 6 ay sonra tekrar aynı şekilde düşüyor. Bu anlamda bakıldığında daha önce çok izah etmeye gayret ettim. Doğalgaz, Türkiye doğalgaz doğalgazı Avrupa'dan daha ucuza tüketen bir ülkedir. BOTAŞ doğalgazı uzun yıllardır sübvanse ederek yani aldığından daha düşük fiyata vatandaşa ve sanayiye sattığı için geçmiş yıllarda BOTAŞ'ın yüksek oranlı zararları vardı. Bu fiyat düşüşleri biraz BOTAŞ'ın hem zararını kompanse edecek hem de TL'nin değer kaybı nedeniyle daha fazla para ödediğimiz için de yakın dönemde bir mevcut şu andaki BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlarının ucuzlamasını beklemiyorum. Bu realistik ve gerçekçi bir beklenti olmaz. Çok kritik bir soru. Bu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Emrah Yörük soruyor. Diyor ki televizyonu biraz geç açtım ama diyor nükleer santrallerle ilgili tartışmalara. Nükleer santraller diyor açıldığında diyor elektrik ucuzlayacak mı ucuzlamayacak mı? Ona göre tavır belirleyeceğim. Evet, kesinlikle. Bakın çok teşekkür ederim izleyicimize. Nükleer santrallerde üretilen amortizasyon süresini çıktığımızda yani yatırım bedelinin olduğu dönemdeki fiyat farklı. Çünkü yatırımı amortize etmeniz gerekiyor. O dönemdeki fiyatı ayrı tutuyorum çünkü bunu hemen söylesem hemen başka şeyler söyleyecekler. Doğru şekilde fotoğrafı koymak için söylüyorum. Amortizasyon bittikten sonra kaç yani yatırım diyelim ki 20 milyar dolara yaptınız. 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda neyse bu amorti etti. Daha sonraki fiyatlar 3-4 sente, yani bunu kuruş olarak söyleyeyim, 3-4 kuruşa kadar düşüyor. Şu anda doğalgazdan ürettiğimiz enerji bedeli nükleer santralin 2,5-3 katına tekabül ediyor. Dolayısıyla nükleer santraller kesinlikle enerji maliyetlerini ve sanayinin bakın ben doğalgazcı olarak nükleere karşı çıkmanız lazım çünkü siz ben doğalgazcı olarak evet yani doğalgaz şeysi olarak ve açık bir ekonomi Türkiye Abbas Bey %95 Türkiye ithalatını sıfır gümrükle gerçekleştiriyor. Yani ben Çin'deki, Hindistan'daki, Meksika'daki, Brezilya'daki, Hindistan'da, İngiltere'deki, Fransa'daki dünyanın her tarafındaki rakiplerimle eşit koşullarda rekabet etmek zorundayım ve fiyat tutturmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sadece taşıma maliyeti var. Başka bir şey yok. Bu durumda benim sanayimin kullanmış olduğu enerji maliyeti çok çok önemlidir gençlerimizin iş bulabilmesi için. Evet, son soru. Biraz Bayburt'a geleceğiz diyorduk. Gelemedik. Halbuki en başta gelecektik. Bayburtlusunuz. Bayburt Anadolu'da unutulmuş kentlerden biri olarak izlenim verir. Hep gittiğimiz zaman Bayburt'tan nasıl çıktınız? Nasıl geldiniz? Bu başarı hikayesi gerçekten baktığımız zaman yaptıklarınıza. Biraz Bayburt'u ve kendi eğitim hayatınızı anlatır mısınız? Yani biz de Anadolu'da böyle kıyı kentlerde, kıyı köşedeki kentlerde ya zaten çalışsak da nereye gideriz? Yapamayız, edemeyiz derler. Ama Türkiye'de başarı hikayesi
projeleriyle dolu. Siz Bayburt'tan çıktınız, buralara kadar geldiniz. Türkiye'nin en büyük projelerine imza atıyorsunuz. Biraz Kenan Yavuz nereden başladı, nasıl geldi? Ve biraz da Bayburt anlatın. Bayburt deyince gözünüzün içi gülüyor. Belli ki hiç kopmamışsınız. Hala gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bayburt nerede? Bileniniz var mı? Çevresindeki sokağa çıkıp anlatsak gerçekten Bayburt nedir desek pek çok insanımız da yerini bile bilemez. Bayburt Türkiye'nin en büyük ilidir. Değil mi? Evet. Hatta biraz önce dedim bak sevgili Erzurumlular, Gümüşhaneliler dediler ki Erzurum, Gümüşhane bize bağlı bir nahiyeydi. Bayburt öylesine büyük bir kent dediler. Gerçekten öyle mi değil mi bilmiyoruz ama Bayburt madem bu kadar büyük bir kent, gecenin geç vaktinde bir Bayburt fıkrası anlatarak başlayayım. Bayburt'un içinde biliyorsunuz Çoruh geçer. Kaleden baktığınız zaman Çoruh'un üzerindeki köprüler vesaire. Biraz İstanbul Boğazı falan benzetebilirsiniz azıcık da olsa. Bayburtlu bir kardeşimiz İstanbul'a gelmiş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeni yapılmış. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken Boğaziçi Köprüsü'nü görmüş. Hı. Yani şimdi birden aklına bizim Çoruh gelmiş. Çoruh'un üstünde de iki tane köprü var. Burada da iki tane köprü var. Çoruh da Boğaz'a biraz benzetmiş. Bakmış. Olan demiş İstanbul. Büyüdükçe Bayburt'a benzesen. Şimdi dolayısıyla Bayburt'ta İstanbul'da büyüdükçe Bayburt'a yaklaşıyor. Yani ben doğduğumda elektrik yoktu, su yoktu. 82 yılında benim köyüme elektrik geldi. Dolayısıyla üniversiteyi bitirinceye kadar yazları köyüme döndüğüm zaman babamla beraber çiftçilik yaptığım zaman elektriğin yaşamadığımız bir ortamdı. Evet. Saat 4'te 5'te hava kararır. Ondan sonra gaz lambaları, lüküs lambaları vesaire yapar. Dolayısıyla biz 500 yılı, 600 yıl önce yaşanan bir hayatı da bu hayatımız içerisinde yaşadık. Çok şanslı bir kuşağız aslında. Toprak damlı evlerde, elektriği suyu olmayan evlerde büyüdük. Üniversiteler çok uzaktaydı. Tabii burada ailelerin ama mesela benim köyüm ve halam mesela 1965 yılında öğretmen olmuştur. Yani gençlere, kızlarımızın eğitimine çok değer verilirdi ve asla yadırganmazdı. Gerek aile, gerek çevre, gerekse tabii ki hayalleri olan bir çocuk olarak çocukluğum hep işte o uzun gecelerde saat 4'te hava kararıyor. Ertesi gün sabaha kadar zaten 6'da yatsı namazını kılınca işte büyükler yatıyorlar, hadi siz de yatın diyorlar. Dolayısıyla zor. Vallahi hayal kurduk. Hayal kurmaktan başka yapacağınız şey yoktu. Böyle hayaller kurduğumu düşünüyorum. Ama tabii bireysel gayret, kariyer, eğitim önemlidir. Ama en az onun kadar önemli olan çalışmak, çalışma iradesini ortaya koymak, yüreğinden çalışmak, yüreğinle, bileğinle böyle yani hissederek ve size emanet edilen şeyi sizin onun sahibi gibi düşünerek yani gençlerimiz bir yere girecekler çalışacaklar yani böyle ellerin ucuyla tutan değil. Onu böyle kucağına alan, onu hisseden, onu yaşayan olurlarsa başarılı. Ben kendim de hep bunu çok önemli bir şey olarak gördüm. Ben öyle çalışıyorum. Yani bu yaptığım işin sahipleniyorum. Onu özümsüyorum. Onun ruhunu hissediyorum. Böyle bir yapıda şans, kader de bunların tabii ki alın yazısı destekleyicisidir. Hepsi birlikte olup böyle bir şey var. Evet, yayınımızın başından beri bir Murat diyoruz. O Soma faciasından sonra bir sedyeye arkadaşlar görüntüyü de getirirse hatırlayacaktınız. Bütün Türkiye ona ağlamıştı, üzülmüştü ve siz ona kucak açtınız. Ne yaptınız? Yani Murat tabii çalışan insan ve yüksek ahlak düzey itibariyle çok yüksek değerleri temsil eden bir çocuk. Yani düşünebiliyor musunuz? Ölümden kurtulmuşsunuz. Sizi çıkartıyorlar. Her tarafınız kömür tozuyla içinde. Sedyeye uzatmak istiyorlar. Hayata yeniden gelmişsiniz ve o anda çizmelerinin yukarı çıkartıldığında sedyeyi kirletebileceği kaygısıyla ayaklarını aşağıda tutmaya çalışıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani biz de istedik ki Murat'ı kamuoyumuz unutmasın. İnsanımız unutmasın, işveren unutmasın, işçi unutmasın, insanlar unutmasın. Güzel insanları, güzelliklerimizi paylaşarak çoğaltabiliriz. Yani unutmamalıyız. Onun için Murat'ı böyle bir
sembol, Soma'nın sembolü bir kardeşimiz olarak rafineri şirketimizin kadrosunu aldık ve onu işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olarak yetiştiriyoruz. Şu anda eğitimlerini almaya devam ediyor. Lojmanımızda çocuklarıyla beraber oturuyor. Her gittiğimde Murat'ı görüyorum ve hatta bu yıl biz hem Türkiye çapındaki bütün projelerimizde iş sağlığı ve işçi güvenliği yılı ilan ettik. Murat da bu çalışmalarımızın sembolü olarak bizimle beraber çalışmaya devam ediyor. Ne güzel. Allah Muratların kaza anlamında söylemiyorum, Allah korusun. Yani ahlak düzeyi itibariyle sayısını arttırsın. Evet, çok çok teşekkürler. Gerçekten önemli bir projeydi TANAP. Onu öğrendik. Bu tür projeler inşallah Türkiye'nin gündemine de gelir. Kısır siyasi tartışmaların ötesine geçeriz. Ve biraz önce arkadaşlarımızın da söylediği gibi bu enerji olayı olmadan bir ülkenin kalkması mümkün değil. Enerji yapılıyorsa da bilerek destekleyelim ya da bilmeyerek karşı çıkmayalım. Doğru olan neyse, ülkemiz için hayırlısı olan neyse. Karşı çıkmak her zaman sinerji yaratır. Ama bilerek daha doğru karşı. Tabii ki bilinçli bir şekilde ideolojik olmaktan çok ama mutlaka karşıtlık her zaman güzellik. Yani bunlar artık bir parti olayı değil, bunlar bir ülke projesi. Hangi partinin hangi iktidarın yaptığı önemli değil. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar çok büyük projeler gerçekleştirilmiştir. Umarız bu büyük projeler artar ki gençlerimiz iş bulsun, yoksa iş bulmak çok mümkün değil. Ve sevgili izleyenler, gelecek hafta bir başka konuda sizleri yine uykusuz bırakmaya devam edeceğiz. Türkiye'de ancak önemli konular gece 12'den sonra konuşuluyor. Siz akşamları dizi izlemeye devam edin. Ülkeyi onlar kalkındıracak. Çocuklarınıza işi onlar bulacak. Sabah akşam dizi izleyelim. Siyasetçiler de hiçbir şey üretmemeye devam etsinler. Kısır tartışmalarına devam etsinler. Biz gece yarıları Türkiye'nin geleceğini konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize hoşçakalın diyoruz. İyi geceler.